polise bu ifadeyi nasıl verdi? Cinayeti kabul etti. Şu an her ikisi de cezaevinde. Bu program olmasa biz bugünkü sonuca ulaşamazdık. Telefon hattında kızım var. El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yok. Portakal ağaçları arasında pusu kuruldu. 23 Eylül Pazar günü Ali Göleş motosikletiyle Mağaracık semtinden evine doğru geliyordu. Tam bu noktaya kadar geldi. Silahla vuruldu, cinayete kurban gitti. Birisi tüfekle ateş ediyor motosiklet üzerindeki Ali Bey'e. Aile de diyor ki nereden biliyordu oraya gittiğini? Bunu bir tek eşi bilebilir. Bu planlı bir cinayet. Ali Göleş kıskançlık nedeniyle mi öldürüldü? Rahmetli Ali Göleş eşinin yeğeniyle bir takım dedikoduları çıkmış. Günde 4-5 kere arıyormuş kadın babamı. Sunay'da görüşme diyormuş. Niye görüşüyorsun? Yoksa cinayetin nedeni alacak verecek meselesi miydi? Sunay Hanım'ın ablasının bir kızı var. Okuyormuş İstanbul'da, babam 15 milyar para gönderiyor. Sunay'ın ailesi de diyor ki yok 1,5 milyar para gönderdin diyor. Çıkarıp babama 800 milyon bir para veriliyor. Şüphelerin odağındaki eş iddialara ne yanıt verdi? Bana işler atıyorlar. Ne mağdurum. Yani şüphemiz Sunay'la yüzünü sıra geliyor. Başka çare yok yani. Az sonra Müge Anlı'da. Hüzün dolu bir hikayenin mutlu biten sonu. Ablam bulundu. Farklı bir duygu. Bir an önce kavuşmak istiyorum. 42 yıllık hasret sona erdi. Hadi kocaman alkış rica ediyorum sizden. Dört kardeşin buluşması herkesi gözyaşlarına boğdu. Nerede benim kardeşlerim diyen bir abla, nerede benim abimle ablam diyen bir kardeş var. Evet. Ve onlar da sizin ekrana çıktığınızı ve buluştuğunu öğrenir öğrenmez İstanbul'a koştular. Aa. Evet. Evet, Solnaz Hanım'ı alkışlarla alalım stüdyomuza. Bak senin büyüğün abla. Aile tablosunu tamamlayalım. Alkışlarla küçük kardeş Şenol da gelsin. Şöyle bir dördünü sarılın görelim. Yalnızlığın sona erdi, yeniden aile olmanın sevincinin yaşandığı duygu dolu buluşma. Az sonra Müge Anlı'da. Sadece bir ablası var sanıyordu. İki kardeşi daha oldu ortaya çıktı. Birazcık film, birazcık masal. Ya her şey var, karışık ama çok harika bir şey. Bir tane kardeşim biliyordum, dört tane çıktı. 42 yıl sonra buluşan kardeşler nasıl hasret giderdi? 42 yıl sonra ablamın yemeğini yemek harika bir şey. Tekrar bir arada bulmak. Mucize gibi bir şey. Küçük kardeş ablasının yalnızlığına ortak mı olacak? Ablamla yaşamaz diyeyim. Ben de kardeşimi yaşamak istiyorum. Başımızda yeri var ya daima her zaman. Yeniden aile olan dört kardeşin duygu dolu anları. Az sonra Müge Anlı'da. İstanbul'un Güngören ilçesindeyiz. Ankara Dikmen'deyiz. Tekerlekli sandalyemiz var. İsteyin, verelim. Siz bana sandalyemi verin, bütün hayvana benim. Çok teşekkür ediyorum Müge abla. İstanbul Esenler'deyiz. 7 yaşındaki Abdülselim'e akülü sandalyesini getirdik. Merhaba. Merhaba. Müge Anlı'dan geliyoruz. Buyurun. Ne yapıyorsun canım, iyi misin? İyiyim. Neler yapıyorsun, anlat bakalım bize. Kendime oturuyorum, çizgi film seyrediyorum, sonra oyun oynuyorum. Doğuşta belden aşağı tutmuyor. Gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ederim size. Gel gel gel. Bak gördün mü? Böyle yavaş yavaş gidiyoruz işte.
İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy semtindeyiz. 85 yaşındaki Sevinç Apaydın'a tekerlekli sandalyesini getirdik. İyi akşamlar. Müge Hanım size sandalye gönderdi. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Devamlı yatıyor. Yürüyemiyor. Kızım yardımcı. Allah razı olsun kızım. Ne kadar güler yüzlüsünüz. Müge Hanım'dan Allah bin kere razı olsun. Herkesin şeyine koşuyor. Annem 83 yaşında, Alzheimer'lı. Dizinde protezi var. Yani sandalyeye çok ihtiyacımız vardı. Sürekli izliyoruz Müge Hanım'ı. Bu ülkenin ona ihtiyacı var. Allah işini gücünü rast getirsin. İstanbul Güngören'deyiz. 14 yaşındaki Mehmet Bayan'a akülü sandalyesini getirdik. Hazır mısın oğlum? Hoppala, yürü yürü yürü. Ya, hadi yürü. Bir sürü hastanelerde dolaştık, görüştük. İki kere de operasyon geçirdi, ameliyat yapıldı. Ameliyat içerisinde bir sonuç bulamadık. Kemiklerinde mi problem var? Kemiklerinde bir problem var. Hala araştırmadayız. Mehmet konuşamıyor ama bizi duyuyor. Şimdi Mehmet'e hızını da ayarlayacağız. Hadi bakalım Mehmet'ciğim. İstanbul'un Kağıthane ilçesindeyiz. 70 yaşındaki Osman Çevi'ye tekerlekli sandalyesini getirdik. Osman amcacığım, merhabalar. Merhaba canım. Size sandalye gönderdi Müge Hanım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Müge Hanım'dan. Allah işini rast geçsin. Telefonun orada yazdık, okudum. Dedim şunu yaz Müge Hanım'a bir gönderelim, bakalım gönderecek mi diye. Çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. Vallahi Müge Hanım'ı çok seviyorum. O ağlar sağlıyorum, güler seviyorum. O kadar seviyoruz yani. Çok seviyoruz seni Müge Hanım. İstanbul Kağıthane ilçesi Ali Beyköy semtindeyiz. 42 yaşındaki Salih Yılmaz'a tekerlekli sandalyesini getirdik. Müge Hanım size sandalye gönderdi. Allah razı olsun. Benim beyden aşağı Siverç. Çocukluktan 8 aylık anı olmuş. Dışarı fazla gitmiyorum, evdeyim. Annem var, kız kardeşim var yanımda. Ondan duruyoruz beraber. Ben evde böyleyim. Dizlerimden gidiyorum tuvalete, lavaboya. İşte böyle bakalıyoruz ikimiz burada. Beyim öldü, mahfat etti. İkimiz böyle geçiniyoruz işte. Allah bin kere razı olsun. O kadar işte. İstanbul Esenyurt'tayız. 66 yaşındaki Hatice Dalgıç'a tekerlekli sandalyesini getirdik. Merhaba. Merhaba. Hatice Hanım için geldik Müge Hanım'da. Buyurun. Merhaba Hatice teyzeciğim. Hoş bulduk. Müge Hanım size sandalye gönderdi. Çok teşekkür ederim Müge Hanım. Ne rahatsızlığınız var teyzeci? Ben şaşırdım işte felç. İki senedir yürüyemeyim. Bir şey demeyeyim bu sol tarafımda. Allah ne muradı varsa versin. Cenab-ım Allah. Sandalye istedim Müge Hanım'dan. Allah razı olsun ondan da. Zaten her günde kayınvalidemle onu izliyoruz. Onun gibisi bir daha gelir mi bilmiyorum. Böyle düşkünlere yardım ettiği için Allah ne muradı varsa versin. İstanbul Kağıthane ilçesindeyiz. 90 yaşındaki Emine Sarıkaya'ya tekerlekli sandalyesini getirdik. Annem Alzheimer hastası. Bir de yatalak oldu 6 aydır. O yüzden çok ihtiyacımız oldu. Müge Hanım'a başvuru yaptım. Çok çok kızı buna getirip gönderdiniz. Allah razı olsun. 72 yaşındaki Münevver Özözen'e tekerlekli sandalyesini getirdik. Merhaba teyzeci. Müge Hanım size sandalye gönderdi. Bana tekerlekli sandalye olsa dedi, dışarıya çıkarım falan dedi. Ben de dedim Müge Hanım'a herkes de veriyor, illa ki bize de verir diye. Gittim, aradım. Onlar da sağ olsunlar. Hemen gelip işimizi gördüler. İnsanlara mutluluk verebilmek çok güzel bir şey. O zaman neşeli, mutlu, huzurlu olursun. Şimdi el ele verirse yaşanabilecek kötü olayları engelleme şansımız var. Bütün toplumu baştan başa sarıyor. O üzüntü de sevinç de. O yüzden biz sevinçleri çoğaltmalıyız. İnanın bana hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Yürek ısıtan görüntü.
başlamak istedim programa. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İstanbul'un en soğuk gününde tekerlekli sandalyeleri dağıttılar. Güle güle kullansınlar. Allah gönderenlerden razı olsun. Tekerlekli sandalyemiz var. Söylüyorum, isteyin gönderelim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, şimdi size hazır böyle güzel görüntülerle başlamışken yine içinizi ısıtacak bir görüntüyle devam etmek istiyorum. Görüntülerimiz Elif öğretmenden. Annesi gönderdi. Şimdi Ahmet bir iki fotoğraf hazırlamıştı. Ahmet'ciğim bir onu ver. Şimdi Elif öğretmenle Nedret Hanım'ın hikayesini bilmeyeniniz yok. Şu fotoğraf, ilk fotoğraf biliyorsunuz Iğdır'da eşinin yanındaykenki fotoğrafıydı. Yandaki fotoğraf da annesinin yanındaki evet. Fotoğraf. Bir de cep telefonundan çekip bize göndermişler. Bilmiyorum, bence bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Pek üzerine evet. Yorum yapmaya gerek yok ama. Bakın bir videomuzu da izleyelim. Elif öğretmen nasıl canlanmış, nasıl mutlu. Bakın izleyelim. Gülme sakın Elif. Elif gülme sakın, videoyu çekiyorum seni. Bu niye vuruyorsun bunu? Sen böyle ilgi istiyorsun, alaka istiyorsun. Gene taktın gözlerini, gözlerimiz konuşuyor yine. Sunay seviyorsan gözünü kır. Ben de seni seviyorum. Bir daha kapatır mısın gözlerini? İzi'yi seviyorsan gözlerini kır. Yoksa giderim ben, kapattık. Hayır. Gitmemi istiyor musun? Müge seviyorsan gözlerini kır. Müge Hanım seviyorsan evet. Gözlerini kır. Peki gitmemi istiyor musun? Git dersen, gitmemi istiyorsan kapat gözlerini. Hayır diyorsan hiç kapatma. Elif gözlerini... Gidin mi kız? Gitme diyorsun bana Elif, aşk olsun. Gitme değilse kapatma gözlerini. Azıcık gitmeyin be. Gitme diyorsan hızlı hızlı kapat. Helal be Elif, seviyorum seni. Hiç gitmem ben senin yanından bebeğim. Ekrana yansıdı mı bilmiyorum ama seyircilerimiz de alkışlarla takdirlerini, sevgilerini gönderdiler Elif öğretmene. Elif öğretmen bayağı böyle göz açıp kapatarak anlaşmaya başlamış. O kadar mutlu oldum ki kadının yüzüne can gelmiş yani. Evet. Evet, ne kadar mutlu evet, değil mi? Evet. Bir de belli ki çok güzel bakılmış. Belli bir kilo almış. Daha zayıftı. Mesela ben ağız içine bu tip hastalarda çok dikkat ederim. Ağız içi bakımı, dişleri bembeyaz. Bu hani gözden kaçabilen bir bakım kuralıdır. O nedenle annesi eminim ki çok çok güzel, çok çok titiz bakıyor, çok mutlu, her halinden belli oluyor. Ay, İnşallah vallahi. Annesine Allah sağlık versin, Elif öğretmene. Amin. Allah sağlık versin. Amin. Ki yıllarca bu devam etsin. Komşular, ne Nedret Hanım'ı ne Elif öğretmeni yalnız bırakmıyorlar. Nedret, can mı gelmiş? Mikrofonun nerede? Ya siz de çok mutlu oldunuz biliyorum. Yüzüne renk gelmiş Müge Hanım. Çok güzel olmuş yani. Çok iyi olmuş. Evet. Çok da güzel bakmışlar. Helal olsun yani. Vallahi ben de görünce o kadar sevindim ki. Belki yavaş yavaş, hani her şeyin başı sevgi diyoruz ya, yavaş yavaş evet. Belki de daha da iyi olabilir. Şimdi hani gözünü kırparak anlaşmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi hafif oynayabilirse, şöyle kendini oynatabilirse işte o bir takım programlarla belki derdini de anlatabilecek duruma gelecek. Benim hedefim, inancım, isteğim o yönde açıkçası. Nedret teyze mi telefon attığınızda? Nedret teyze. Eline Alo. Sağlık. Ne kadar hoşuma gitti anlatamam ya. Maşallah diyorum. Ay canım benim. Ben seni her gün izliyorum aşkım. Allah'ım seni başımıza ne çıkartın. Ay canım benim. Seni alıyorum canım benim. Seni doğuran annenin anladığın gibi bir gün bilirsin yalnız. Ay ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum canım benim. Ellerinden öpüyorum. Elinize masaj ederek seni izliyorum yavrum. Sana kurban olurum ben. Seni çok seviyorum canım benim. Elif'im, ikinci Elif'im benim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Nedret ablacığım çok teşekkür ediyorum. Sen dualarını eksik etme. Allah bütün dualarını kabul etsin. Canım benim. Sen benim 24 saat her namazımda Kur'an'ımda. Sen benim aklımdan hiç duyuyorsun. Sağ olasın. Ama Elif öğretmenin artık gözleri daha
bilinçli bakıyor yani. Bunu görmek hepimizi çok mutlu etti. Ellerine, emeğine sağlık. Mutlu, çok mutlu. Çok sağ ol. Ha, telefon. Allah razı olsun senden. Seni çok seviyorum yavrum. Hepimize teşekkür ediyorum. Aynen. Orada olan bütün ekibine sana hep çok teşekkür ediyorum. Dualarım hep sizin. Elif bile ağlıyor şu an. Ay. Senin sözünü görünce inan ki o kadar üzüldü. Ağlayayım diyeyim. Nedret teyze, ben her şeyi onun anladığının farkındayım. Hepimiz farkındayız. O yüzden inanıyorum ki senin bakımınla daha da iyi günlere doğru gideceğiz hep beraber. Allah sana da ona da ömür versin sağlıkla. Sana da güç kuvvet versin. Hiç kolay değil. Seninle gurur duyuyorum. Ellerinden öpüyorum. Sen bir annesin benim. İşte. Ben senin gözlerinden öperim. Elifum, ikinci elifum sen benim. Canım. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada damat yine dava açmış galiba. Evet, dava açtı bize. Şu an çocuklarla beni yalandan çocuklar böyle diye anneannem bir şeyler yani çok sorunlar, beni sıkıntıya bırakmış. Evet. Ama sen benim arkam olduğun sürece benim arkam yere gelmez. Hepimiz senin arkandayız. Evet, biz aslında doğrunun arkasındayız yani. İyinin güzelliğinin arkasındayız. Evet. Allah gönlümüzü biliyor. Yoksa taraf olup kimseyi tanıyarak taraf tutmuyoruz. Biz doğrunun tarafındayız. Benim öğrendiğim kadarıyla damat yeniden bu vasilin iptali için yeniden dava açmış. Tabii aybaşı gelince herhalde ben yine bir dava açayım evet, dedi. Evet. Yani yok öyle. Yok öyle dava. Nedret teyzeciğim, tekrar ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepimizin hoşuna gideceğine inandığım için bu görüntüleri öyle izleyelim istedim. Efendim, bu arada 42 yıl sonra buluşan kardeşler stüdyomuzda, Allah onlar artık iyice birbirlerine ısındılar. Onlarla ilgili bantlarım var. Size izleteceğim. Ama öncesinde efendim Sebahat, bir anne var aramızda. Sebahat Oral var. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kızını aramak için efendim stüdyomuzda. Kızından bir yıldır haber alamıyor anne. Evet. Kızını bulmak için stüdyomuzda. Şimdi kızınız 45 yaşındaki Nezahat Oral. Evet. 2 yıl önce eşiyle bir takım sorunlar yaşanmış. Ailesinin evine sığınmış. Geçtiğimiz yıl ailesine Kocaeli'nde yaşayan bir arkadaşının yanına gideceğini söylemiş. Ardından da ailenin anlattığına göre esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş. Şimdi Sabahat Hanım'ı en çok endişelendiren, tabii bir yıldır kızından haber alamıyor. Artı bir de torunu var. Torunları Neşe. Neşe. Neşe aramış anneannesini, demiş ki anneanne ben annemle konuştum. Bir anlatır mısınız? Şimdi ben dedi, beni aradı dedi, anne dedi, annem dedi tatilde falan değil. Benim annem babam dedi tutuyor dedi. Battaniyeni evden ev kapılarının önüne getirmiş. Battaniye örtmüş kızın üstüne. Demiş o dışarı çıkmışken battaniyenin altından kızını aramış. Neşe'yi. Demiş kızım demiş, ben demiş baban demiş göstermeye kimseye demiş. Benim ne olacağım belli değil. Polise haber verin demiş. Bu arada demiş annem gitti, annem dedi onu konuşma ondan dedi ama konuştum demiş. Onun için demiş de annem gildi, çok üzdüm. Yapacak bir şeyim yok artık demiş. He, yani kızınız aslında size haber vermeden tekrar eşiyle barışmış. Eşiyle konuşuyormuş telefonda. Anladı. O da şimdi demiş, kız bana dedi ki anne dedi ben memleket buradan İstanbul'a gelecek. Hayır dur, ben torununuzun anlattığındayım. Yani kızınız kendi torununuzu arıyor, yani kendi kızını arıyor. He. Diyor ki anneannene söyleme ama ben hani tekrar babanla konuşmaya başladım, hani üzülecek diye söyleme. Ama baban da beni evde tutuyor, çıkamıyorum mu demiş. Evde ben arabada battaniye örtmüş üstüne kızın, kimse görmesin diye. Battaniye babası dışarı çıkınca telefonla kızını aramış. Demiş kızım böyle babam benim başıma battaniye örttü kimse görmesin diye. Benim ne olacağım belli değil, polise haber verin demiş. Ne zaman aramış kızını böyle? O geçen birkaç ay oluyor yani. Birkaç ay oluyor. Oluyor. Sonra gitmedin mi kızınla sen polise, hani böyle? Şimdi oradan dedim kızım dedim hemen dedim haber ver dedim polise dedim. O salı pazarına gidiyor diye böyle diyor annem diyor bu şekilde diyor. Ondan sonra kızı alıyorlar götürüyorlar Samsun'a. İşte burada mı şurada mı derken evde bir kan izleri buluyorlar.
Kan izi bulunca tabii orada alıyorlar şeylerin, kan izlerinin şeyini. Sonra o bir dağları varmış onların, oraya gidiyorlar falan, herhangi bir şey bulamıyorlar. Bir dakika, senin kızın nerede olduğunu söylemiş. Ben bir hep aklımda İstanbul var nedense. Şimdi İstanbul'daydı işte, tatile gitmiş. Tatile gidince de tatilden dedi ki, anne ben döneceğim dedi. Ne zaman döneceksin kızım dedim, akşama sabah döneceğim dedi. Dur Sebahat ablacığım, sen biraz karıştırdın ya da ben anlamadım, özür dilerim. Bir Neşe Hanım'a, torununa bir kulak verelim. Neşe Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz evimize. Ben bilmiyordum böyle kan izi falan, birden şimdi şaşırdım. Neşe Hanım, annenizle siz en son ne zaman görüştünüz? En son 11. aylarda falan görüştüm. Kasım ayında görüştünüz? Evet. Tamam, ne dedi size? Bana annem Esenyurt'ta kapının önünden alındığını söyledi, babam tarafından. Direksiyon altından silah gösterdiğini söyledi. Bir dakika, ondan nereden sonra alınmış, eşi tarafından mı, babanız tarafından mı? Esenyurt'ta. Bizim kapının önünden. İstanbul'dan mı? İstanbul Esenyurt'tan annesinin kapısının önünden alınmış anneniz, babanız tarafından. Evet. Bundan sonra evine götürdüğünü söyledik. Parmaklık demirli bir yermiş. Yani kaçma imkanı yokmuş. Neredeymiş, yeri neresiymiş? Bilmiyorum, Avcılar tarafındaymış yine. Avcılar tarafında, evet. Yani o evde tutuldu bir süre, öyle annem öyle demişti bana, yani o bir süre orada tutulduğunu söyledi. Ondan sonra benim babam dertlerimi falan dinliyordu, hani öyle dedi bana, senin dertlerini dinliyor, hani iyi konuş falan. Ondan sonra şey diyor, hani tarlayı falan satacak, işte bana para verecek. Öyle annemi o vaatlerle götürüyor hani. Ondan sonra bu köye götürdükten sonra bir hafta, iki hafta falan orada arabanın içinde yattığını söyledi annem. Hangi köye götürmüş, nereye? Samsun'a. Hangi köye kızım, hangi şehirdeki köye? Samsun. Samsun'daki köye, sizin Samsun'da köyde eviniz mi var? Evet. Hangi köy o? Alaçam. Alaçam köyü, Samsun Alaçam köyü. Evet. Sonra oraya gitmişler annenle baba. Evet, annem arabanın içinde yatıyorum, battaniyede dedi. Evet. Orada hani bir süre durmuşlar, hani falan satacağım demiş. Sana işte 4 milyar param var, işte kızın yanına yollayacağım demiş. Yani o, benim oğlum zaten ameliyata girecekti. O gece konuştuk, işte ondan sonra ertesi gün hiç sesini, sorununu falan hiç duymadım yani. Aradın mı sonra tekrar aynı numaradan? Yok, aramadı. O zamandır bu zamandır konuşmuyoruz yani. Yani seni aradığı telefon kimin telefonu? Telefonuydu. Seni aradığı telefon kimin telefonu? Kendi telefonu. Tamam, sonra sen anneni aramadın mı telefondan? Aradım. İlk ulaşımda sonra işte çaldı, cevap verilmedi. Sonra bir kere meşgule atıldı. Sonra daha hep kapandı. O kapanış, o kapanış oldu yani. Peki sonra babanı aramadın mı sen? Aradım. Baban ne diyor? Yani bende olmadığını söyledi. Yani bende değil dedi. İşte ömrümü falan yedi dedi. Ne yani dedi? Benim işte o 25 yıldır ömrümü yedi. Daha da mı yemeye çalışıyorlar dedi. Genel evlere baksınlar dedi. Sonra sen polise haber verince o bahsettiğin yerde kan izleri mi bulundu? Evet, parmakları böyle sürülmüş şekilde, altlarında kan pıtırcıkları vardı. Sonra o kan örneğinden alındı mı, kimin kanı diye bakıldı mı? Evet, benden kan aldı ama daha sonuçlar çıkmadı. Kaç ay oldu? Baban ne diyor peki bu kanlara? Yani bir şey demedi. Bir dakika, kaldım şimdi gene, evet. Kal geldi yani. Hani sorudan bir şey demedi. Yani sordun mu babana, baba bak evde de kan izleri varmış. Evet dedim. Ne diyor? Yani hiçbir şey demedi, olabilir diyor. Allah Allah, sanki normal. Kendi parmağımı mı kestim dedi, duvarda mı sürülmüş kanlar? Evet. Neşe'cim, şimdi annen de madem baban kaçırdı, seni nasıl arıyor?
Ben babamı aramıştım zaten. Hayır, annen nasıl aradı seni? Hani baban kaçırmış onu falan ya, nasıl aramış annen seni? Ya telefonu da engel koymamış. Yani yanında duruyor zaten. Yanında duruyormuş. He. Öyle hani annemin dediklerini falan dinlemiş. Benim konuştuklarımı falan. Hani telefonu şey almamış elinden. Ama o çok önemli bir konu. Zorla kaçıran birisi telefonun yanında serbest bırakmaz ve istediği anda istediği kişiyle konuşmasına da müsaade etmez. Demek ki pek kaçırma gibi bir şey o yok zaman aslında. Zorla kaçırma değil. Yani... Bakın siz konuşmanızın başında Neşe Hanım anneme bıçak göstererek kapının önünden zorla kaçırdı diye silah bir tabir kullandınız. Yok. Eğer yanlış silah. Anlamadıysam. Silah. Öyle mi? Silah. Silah. Silah neyse. Aynen, fark etmiyor. Evet. Yani zorla kaçırırken bir de silah kullanma da olunca iş tamamen zor bir hale giriyor. Yani daha üstün bir hale giriyor. Ama sonra şey demiş anladığım kardeşin. Araları bozuk ya. Aldı sonra ben işte buradan bir şey satacağım. Sana da şunu alacağım falan. Demek ki karı kocanın arası bir şey yaptı oldu. O zaman. Gönlünü yaptı. İkna etti. O zaman. Hanımefendi de hani tamam. Maskeyi hani deneyelim. Kaldırdı. Dedi. Demek ki o sırada da kızını aradı. Bir anlaşma ama oldu aralarında. Yani kızının yalan kalıyor. Söylemesi için bir gerekçe yok tabii, ki. Yani arabada evet. Kalıyor işini. Bu arada yalnız. Zaten bir battaniyenin altında kalıyorum gibi bir söylemde bulundu Neşe Hanım. Baban nerede kızım senin şimdi? Ya dün akşam kız kardeşim aradı beni. Evet. Samsun'dan cinayet biri almış herhalde onu evinden herhalde. Yani orada Samsun'da nerede cinayet bürosu var diye bana sordu. Ne oldu dedim. Babamı almışlar dedim. Öyle mi? Aa Sebat'ım haberin yok mu senin? Samsun cinayet bürosu almış. Acaba kan testi sonuçları mı çıktı? Bilmiyorum ki. Tabii eğer o kan testi sonuçlarından senin kan örneğini anneninki tutarsa... Bana artık... haber vereceğiz demişlerdi ama haber vermediler. Örnekler çıktığı zaman. Belki kardeşinizle konuşabilirsek o daha fazla bilgiye sahip olabilir. Yani babanızın alındığını, cinayet büronun onu aldığını hani kardeşiniz biliyorsa belki o bağlanabilirse ondan biraz daha detay bilgi alma şansımız olabilir diye düşünüyorum. Anlatılan kadarıyla bir durumda cinayet büro pek kolay kolay harekete geçmez. İşte kan Asayiş şubenin yani diğer birimlerinden birisi gelir. Ama cinayet büro bakıyormuş zaten konuya. Olaya. Ya Rahmi Bey olay şu yani. Kadın bir anda ortadan kayboluyor sonra yani kızını arıyor. Baban işin, beni kaçırdı diyor. Yani o zaman söylemediği bir takım ağırlıkta durumlar var demek istiyorum. Hayatım şimdi en son annesi arayıp da ben babanın yanındayım derse sonra evet. Da kadın ortadan kaybolursa sonra da bulunduğu zorla yerden de... Zorla kaçırma da yayıldı etrafa hayatım, silah göstererek. Zorla kaçırma değil ki önemli olan Rahmi Beyciğim. Bulundukları yerde de kan izi çıkarsa, kan izi de kan kadına izi de ait olunca, çıkarsa... Hayır, bir de silah tehdidiyle kaçırma da başlangıçta olunca... Ya yani o kaçırmayı geçtik belki kaçırdı, barıştılar. O değil ama ki önemli. Ama devamındaki kan izi birinci silahla bağlantılı olunca iş ağırlaşıyor. Ve bir yılda haber alınıyor. Onun altını çizmeye çalışıyorum. Onun da etkisi benim var. Benim konuşmuyordu. Şimdi çocuklarından belki bir haber, beni çocuklarımla görüştür diye kocasıyla konuşuyordu. Öyle diyordu anne, ben çocuklarımla eğer kim benimle konuşursam çocukların sana gösterin değil dedi, beni arıyor dedi. Ama hali maalesef hiç gösterme yok. Sadece ben 50, bana söyledi ben 50 yaşıma kadar. Yani cinayet masası meselesini biz de bilmiyorduk. Siz de bilmediğiniz için bize Sebat Hanım başvurdu. Bakalım kız kardeşine ulaşalım o zaman Neşe'cim. Kız kardeşin... Kız kardeşim... Hı. Şöyle bir şey, ben ona söylemiştim hani bağlan falan diye. Bağlanırsam ben dedi, yani çok da iyi şeyler söylemem dedi. Niye öyle diyorsun dedim. İşte ben rezil rüsva ederim o kadar dedi. Kimi rezil rüsva ediyormuş? Bilmiyorum, annemi, yani annem konusunda rezil rüsva ederim dedi. Hani tamam benim annem ne olursa... Hani iki kelime söylemelerini istiyorum. Sadece bulunsun yetiyor. Senin annenle baban evli değil miydi yavrum? Yok, boşanmışlardı. Tamam boşandılar. Sonra siz annenin yaşantısından mı memnun kalmadınız? Ya benlik bir şey yoktu yani. Kardeşlerim kabullenmedi hiçbir şey. Sonra annen başka biriyle mi beraber oldu? Evet, bir yani dost kurduğu bir insan vardı.
Yani tamam, siz ondan dolayı mutlu olmadı diğer kardeşleri. Canım onun da sevgilisi olsun, ne var isteyen, erkeklerin olunca olmuyor da, kadının da boşanmış, gitsin tabii biriyle tanışsın, o da evlenir belki, yani ne yapacak? Tabii canım, resmen boşanmış, ilişiği kesilmiş. Tamam yani, onun da bir erkek tamam. arkadaşı herkes olsun yani, çocuğu ister kabul etsin ister serbest. Kabul etmesin yani, herkese. Kadın olsun erkek olsun tabii. Hayatını yaşayacak sonuçta. Fakat şey oluyor genç yani. Genç kadın, kadın kaç yaşında daha? 45. Kadın şu anda? Doğrusu bu 45. ama. Evet. Doğrusu bu ama. Genellikle 45 yaşında, 2 sene önce, 43 erkekler yaşında. Bu tür ilişkilerde resmi boşansa da duygusal ilişkisini bir anlamda kesmiyor. Evet. Onu ama öfkeye döndürüyor. Birçok olaylar o şekilde oluyor. Evet, onu öfkeye döndürüyor. Şiddet unsurları ama, vesaire. Kızı memlekette bırakıp çoluğu çocuğuyla bırakıp da gelip de burada yabancı kadınla yaşamasını biliyor ya. Ha Sebahat Hanım. Kayınvalideden alabilirim. Eski evet. damat. Eşi ha, eski mi? Damat işte eşi, ondan sonra geldi kız da çocukları bıraktı memlekette. Geldi burada kadından yaşama yapıyordu. İşte. Benim kızdan ayrıldıktan sonra karıyı şeye götürdü, Samsun'a bak, götürdü mesela, gösterdi ailesine. Erkeklere serbest, kadınlara ya. Yasak böyle bir şey. Ona niye yapmadın? Yani sonuçta Nezahat Hanım da mutlu olsaydı mutlu olduğu yuvasını terk etmezdi. Zaten mutlaka ki ihanet, şiddet gibi bir takım çok zorlayıcı faktörlerle karşı karşıya kalmıştır. Karıyı da bağırdı, balkonda bekliyordu beni bekleyeceğin diye. Bir de arabayla kapının önüne geliyordu. Bir tane kadından çıkıp kadını kıza gösterip ondan sonra arabaya koyup yalla. E yok tabii, bu da normal değil. Bu insana her şey... Evet. Yine günaha gireceğim ya. Sen nerelisin Sebahat abla? Ne kadar güzel bir hanımefendisin. Sinopluyum. Ne güzelsin maşallah. Ay kızını sağ salim bulsak ya. Ben ne bileyim, gösterince bu ben kadar kanizi manizi ben de burada ya duydum. Yani. Sebahat Hanım bu kadar anlatabildi. Meydandaysa bir sesini duyayım. Ben Ay buradayım evet, anne inşallah. Desin bana yeter. Başka i̇nşallah. Bir şey istemiyorum. Rüyalarıma giriyor böyle... Elleri böyle yaralı, böyle bağlı gibilerinden hiç iyi görmüyorum, bilmiyorum. Onun sebepten ben hastayım, ben peşine gidemiyorum. Ben onu duydum, ben babam böyle böyle dedi, ben hastanelere düştüm, hastanelerde yatıyorum. Ben felçli bir insanım. Evde gezemiyorum, bak değneğine geldim buraya. Gören, duyan varsa Allah'ım ya Rabbim bana haber ulaştırsın. Başka ne diyeyim, ne diyeyim? İnşallah, yapacak bir şeyim salim. Yok. Sadece içime atıyorum. İçimden ağlıyorum. Gözlerim görmüyor. Yapacak bir şey yok. Peşine gidemiyorum. Dur bakalım. Bak inşallah dediği gibidir torununun yani. Bir... Gerçi neye de inşallah dediğimi de bilmiyorum. Neyse vazgeçtim. Gülhan Değirmenci, Nezahat Hanım'ın ablası telefon attığımızda. Gülhan Hanım. Günaydın efendim. Alo. Günaydın efendim, buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben de ablası oluyorum. Evet. Biz bayağıdır hayatından şüphe ediyoruz. Normalde her şekilde bize ulaşırdı. Ama bayağıdır hiç ses yok. En azından bir sene doldu geçiyor yani. 2,5 sene oluyor. Uzun bir süre. Evet. Yani. Hatta bayağı bir... Ayancık da babam falan hani dilekçe verdi. Gittiler, ihbar ettiler. Ama burada da aynısını yaptılar. Hiç ses çıkmadı. Yani bakalım inşallah bir yerdeyse, gören bilen varsa bizi arar. Mesela kızının bahsettiği Samsun Alaçam köyü mü demişti? Alaçam. O köyde gören var mı acaba hanımefendi? Yani çünkü oraya gittiğini söylemiş. Köy, vallahi... Gerçi orada da battaniyelerin altına saklıyor beni demiş ama. Hani ya, belki bir gören, bir ışık. Gören, ne bileyim, bir hareket gören bir... Kızının dediğine göre gitmiş polislerle oraya, komşular gece yarısı halı, battaniye gibi bir şeyle eve bir şey koyduklarını söylemişler. Komşular? Komşular evet. Orada birileri görmüş gece. Battaniye gibi, halı gibi bir şeye sarılı bir şey koymuş, getir içeri koyarken görmüşler. Kocasını hani mı? Köy, uzak köyden... Evler uzakmış orada ama görmüşler gece geldiği. Kocasını görmüşler eve bir şey koyarken. Yani o eve genelde çok kimse yok. Ev boş. Babaları öldü. Yani gece hani ışık yanmadığı için dikkat edip yani görmüşler herhalde. Öyle söylemişler. O neşe var kızı bunun. Anladım. Yani Gülhan Hanım ben şurasını anlayamadık biz. Şimdi hanımefendi ile beyefendi boşandılar.
Sonra evet. Hanımefendi başka hayatına birisi girmiş. Evet. Sonra ondan da ayrılmış mıydı? Evet, öyle olmuştu. Yani ayrıldı, ayrıldıktan sonra mı kızının dediği gibi babasıyla gittiğini düşünüyorsunuz siz? Kızımın dediği gibi değil, bu devamlı zaten tehdit ediyordu. Senin ölümün benim elimden olacak diye. Niye? Evliyken de diyordu kaçmasın diye ya da onu boşamasın diye, boşandığında da diyordu. Allah Allah. Niye evet. ki? Bilmiyorum, o benden başkasına yar olamazsın deyip böyle tehditlerde bulunuyordu yani. Arif hocamın dediğine geliyoruz yani. Şimdi ailemin... Yani hani bazı tiplerde evet. böyle şey oluyor. Ben istediğimi yaparım, boşanırım da ama sen bir başkası hayatına girmeyecek. Biz bunu çok görüyoruz. Kız benim yanıma kız benim yanıma geliyordu. Anne gitmeyeceğim diyordu. Artık gitmeyeceğim. Gidiyordu. Ben odada bir konuşayım diyordu. Konuşuyordu. Onu benim bizimle tehdit ediyormuş. Kardeşlerin, babanı, ananı öldürürüm diye. Hatta bana dedi, yine tekrar ayrıldıktan sonra da söylemiş, annen ölse annen ölmesini bekliyorum. Kemiklerini her yere dağıtacağım demiş. Kimin kemiklerini? Benim. Niye? Hayır, sizden mi istiyor? Bu sefer ayrıldık ya. Hep peşine gönderdim. Siz sahip çıkıyorsunuz diye. Hep peşine gönderdim. Bu sefer de artık dedim yeter, göndermedik. Olay bundan oldu. Şeyi sorabilir miyim ben? Niye ayrıldı bunlar? Geçim ya bu şiddetli 5 sene önce... Yani şiddetli geçimsizlik genel bir şey. Bir dakika, Gülhan Hanım anlatıyor, evet. Bir dakika, burada bizim mahallede bir alt sokakta oturuyorlardı. 5. katta oradayken 4-5 sene bir nasıl Azeri bir kadın da yaşıyormuş diye o gülün orada bir evde. Kıza demiş ki söyleme kimseye. Hatta birkaç kere ayrılmaya çalıştı, kaçmaya çalıştı, bırakmadı. Aileni tehdit etmiş, kendi hayatıyla tehdit etmiş. Ondan sonra işte kız köye gittiler bunlar bazı olaylardan dolayı. Sonra köyden işte kız kardeşim kaçtı işte. Kızıyla beraber o evli olan şu an Samsun'daki kızıyla. Anladım. Kızını öldürüm silah falan dayamış orada. Küçük oğlu yardımcı olmuş. Kime silah dayamış? Efendim? Kim kime silah dayamış? Babası. Kime? İkisini silah tehditiyle bir hafta Kurban Bayramı'nda evde rehin tutmuş. O küçük oğlu, o şimdi işte dediği adam var, onları yardım eden, hani beraber kaçtığı adam yardım eden adam aslında bunlara. Yani onlar onu tehdit edince birisi ona yardım ediyor, sonra da onunla beraber olmaya başlıyor ama ondan da ayrılıyor. Kızı evleniyor, evlendiriyor bu. Anladım. Ondan sonra bunlar beraber yaşıyor, evet. Anladım hayatım, yani... Vallahi yani bu işten hiç güzel kokular gelmiyor yani. Evet, benim de hoşuma gitmedi açıkçası ama hiç belli olmaz. İnşallah hanımefendi Nezahat Hanım'ı gören bilen varsa tabii bizi arasın, hani annesinin burada olma niyeti o ama bu anlatılanlar ne yazık ki... Sonucun çok iç açıcı olmadığını gösteriyor. Bir de evde kan izi, yani ne demek? Canlı soruyoruz ondan cansız. Sonra elim kesildi. Ya elim kesilince ulaştım. Elini duvara mı sürüyorsun? Şimdi cinayet büronun niye müdahale ettiği de daha çok... Anlaşılıyor, açıklığa kavuşuyor. Evet. Emniyet almış o zaman. Demek ki o zaman belki de kan izlerinden bir sonuç çıktı ya da yeniden sorgulama için aldılar. Mutlaka ifadesi alınmıştır. Senin damat cinayet büro almış. Almış mı? Evet. Bir ara hapisteyim zaten. Neden cezası varsa biz İstanbul'a geldiğimizde yeni çıkmıştı. Demek yine almışlar. Yalnız... Şimdi gelinini bile kaçırdı evden. Seni öldüreceğim diye gelinini dedi bıçağını kaç yedi 17 yerinden kurşun vuracağım dedi. Gelin bir akşam bize geldi. Gelmişken de kaçtı gitti gelin evden terk etti. Gelin kim? Onun gelini, kızımın gelini. Hani kızının oğlu var, oğlu da mı evli? Evliydi, gitti, karı bıraktı gitti, kaçtı. Kaynatasının korkusuna. Yani torunları var. Kaynatası niye gelinini şey yapıyor, ne seni zaten öldüreceğim diye? İşte gelin artık ne hata yaptıysa, gelinin anası gelmişti, ben de oraya gitmiştim. Dedi bunu 17 yerinden kurşun vuracağım dedi. Ha bir de sayı da verdi yani. Ha sayı da verdi. Ondan sonra onun bir gelin anlamı vardı, ertesi akşam bize gelmişlerdi benim kızına. Evet. Onunla gelmişken kız gelin telefon etti. Dedi ki baba evi polis bastı dedi. O şeye bizden gitmediler. Ama o gece evi terk ettik gelin.
Yani dur bakalım, biz de sonucu bekleyeceğiz yani. Samsun'dan gelecek cevabı, ne bileyim ben, hani istiyorum ki böyle gösterelim fotoğrafını, insanlar da arasın, böyle güzel kavuşma olsun. Bir saat benim içinde, yarım saat en çok içinde buluşturalım. E tabi yani, eğer hanımefendi ortadaysa zaten burada diye ararlar, öteki reklam arasında deriz ki işte bulundu ama buradan çok hoş kokular gelmiyor. Ne yazık ki gelmiyor çünkü yani o bir tablo ya. Ne kadar kötü. Hani evlilik şans dedikleri bu demek ki. Ben hani tamam, şans da ne şans, kendin seçiyorsun falan diye de düşündüğüm zamanlar oluyor ama. Ama tabii karşındaki kişinin her zaman var. Yani karşındaki kişinin karakterini özellikle tabii evlendiği yaşlarda insanlar o karakteri doğru tahlil edemiyorlar. Arif hocamın çok çok sevdiğim bir lafıdır. Der ki eş ve iş seçimini ne yazık ki hiç aslında tecrübe kazanmadığımız, tecrübeli olmadığımız, aklımızın başında olmadığı zamanlarda alıyoruz. Ya evet. Yapıyoruz iş ve eş seçimini. Ya iş seçimi de biraz hani okulda işte ay arkadaşım öyle, ben de şöyle yapayım. Puanım, üniversite sınavında puanım nereye tutarsa. Eş seçimi yine o böyle bir tam hormonların tavan yaptığı dönemde karşına ilk çıkanla gidip evleniyorsun, çocuğum 20, olsun falan. Kriterler farklı olabiliyor. 25 sene yaşadı. Sırf bizi, annem babamın kardeşlerimi öldürecek diye, öldüreceğim dediği için yaşadı. Zorla yaşadı yani. Kaç çocuğu oldu bu evlilikten? 4 tane. 4 tane çocuk annesi. 4 tane çocuğu. Eşinin de daha önce muhtemelen suçları var, öyle anlıyorum çok, ben. Çok, torunları çok da var bak, bu arada. Torunu kadını da var bak, bir tane. Çok daha, çok de, suçları var diyor. 8-10 tane torunu var. Defalarca çok, çok. Zaten çok çok suçları var. Hapishanede yani önceden suçlu. Ay yapmamıştır herhalde ya. İnsan yani şimdi 4 çocuğunun annesi, torunlarının anneannesi, babaannesi olan kadına zarar verir mi ya? Vallahi bir açıklaması. Yani olur mu yani? Hani bir erkek nasıl ne yazık böyle ki burada bir burada çok olmaz dediğimiz zaten şeyleri de bana, gördük. Bana geldiği zaman gitmek istemiyordu. Anne diyordu, gözlerini bir açıyor, korkuyorum gözlerini diyordu. Gözleri botlak gibi böyle biraz iri. Onun için gitmek istemeyen kızım dedim, böyle derdim yani. Kızım ne yapacaksın gitmeyip dedim, çocuklarım var diye ben onu gönderirdim. Artık son şeyde dedim şimdi, yok. İşte, göndermedik, ayrılmaya başvurduk, ayırdık yani. Peki, göndermeyince efendim, de size gelecek haberi sizinle paylaşırız. Bir ara verelim, aradan sonra ben de açıkçası merak ettim hanımefendinin akıbeti ama dilerim bir yerdedir. Şimdi bir telefon gelir. İnşallah. Galiba hepinize çok büyük bir sürpriz ve müjde olur. Sebahat Hanım kızını aramaya geldi ama tabii dün akşam damadının cinayet büro tarafından gözaltına alındığını da burada hep beraber öğrendik. İnşallah. Bakalım, inşallah rutin bir sorgu için alınmıştır. Ama tabii kan örnekleriyle ilgili alındıysa bah gidene yani. Vallahi verelim kan örneğini arıyordu. Ablam bulundu. O da seni arıyormuş Temel'cim. Farklı bir duygu. Bir an önce kavuşmak istiyorum. Hadi kocaman alkış rica ediyorum sizden. Sirkeci tren garında 42 yıl önce terk edilen iki kardeşi Temel Bey ve Melahat Hanım'ı bir saat içinde stüdyoda buluşturmuştu Müge Anlı. Bir gün önce iki kardeşi buluşturan Müge Anlı'nın sürprizleri bitmemişti. 42 yıldır hasretini çektiği ablasına kavuşmanın şaşkınlığını yaşayan Temel Bey için güzel haberler ardı ardına geliyordu. Siz 4 kardeşmişsiniz. Çıdı çoğaldık. Şimdi bir tane ablanız var. İsmi Solmaz. Sonra Melahat Hanım dünyaya gelmiş. Sonra Temel Bey dünyaya gelmiş. Bir tane de küçük erkek kardeşiniz var, o da Şenol. Melahat ve Temel kardeşlerin babası Yücel Bey ise Artvin'de bulduk. Önce babanızın resmini görmek ister misiniz? Bir de babanız. Bilmiyorum, bir hayaliniz var mı? İlk defa babanızı görüyorsunuz. Gördüm, evet, şu anda Nadice'yi biliyorum. Şimdi babanız Artvin'de bir bankada hizmetli olarak görev yapıyormuş. 1976 yılında İzmit'e tayini çıkmış. Yakınlarının anlattığına göre İzmit'teyken Melahat'la Temel'i bir gün almış evden çıkmış. Geriye döndüğünde çocuklar yanında yok. Ve diyorlar ki 6 yıl sonra anneleri üzüntüden öldü. Yücel Bey yeni bir evlilik yapmış. O kadar kötü bir durum ki evde 4 kardeşken... Evet.
birdenbire iki kardeşiniz ortadan kayboluyor. Dağılmış bir aileyi toparlamak, hasret çeken kardeşleri bir araya getirmek yine Müge Anlı'ya düşmüştü. Nerede benim kardeşlerim diyen bir abla, nerede benim abimle ablam diyen bir kardeş var. Evet. Ve onlar da sizin ekrana çıktığınızı ve buluştuğunu öğrenir öğrenmez İstanbul'a koştular. Mucize gibi kavuşma asıl şimdi başlıyordu. Aa. Evet. Bak senin büyüğün abla. Varlığından hiç haberdar olmadıkları ablalarını karşılarında gören Melahat Hanım ve Temel Bey gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar. Bir insanın hatası neler mani. Müge Anlı mutlu aile tablosunu tamamlayacak dördüncü ismi de stüdyoya davet etti. Aile tablosunu tamamlayalım. Alkışlarla küçük kardeş Şenol da gelsin. Şöyle bir dördünüz sarılın görelim. Sarılın ya, biz o tabloyu görmek istiyoruz gerçekten. ...42 yıl önce Sirkeci Tren Garı'nda başlayan hüzünlü öykünün yerine stüdyomuzda yeni ve mutlu bir hikaye yazılıyordu. Hoş geldiniz. Hoş gözünüz aydın. Evet, birbirinizin kopyası gibisiniz. Mutlu aile fotoğrafının eksik bir parçasıysa baba Yücel Bey'di. Yücel Bey şu anda canlı yayında ekranlarımızda. Yücel Bey günaydın. Ha? Günaydın diye muhal. Ha, günaydın. İşitme sorunu yaşayan Yücel Bey, Temel ve Melahat'ı Sirkeci Tren Garı'nda terk ettiği günü hatırlamadığını söyledi. Çocuklarınızı hatırlıyor musunuz? Biraz hatırlıyorum. Bıraktığım günü hatırlamıyor. Biraz oluyor. Yok, hatırlamıyor. Karıştırıyor, ne bileyim. Hafızam tam değil ya. Ama çok eski işte, ne bileyim. Heh, bak eski işler. Eski diyor iş diyor ya. Ha? Eşli işler diyor. Niye dört çocuktan bu ikisi onun seçilmiş? Karışıkta bir araya geldim, ne olduğunu bilmem. Çok kalabalık orası. Sen gayet güzel hatırlıyorsun gittiğim yer kalabalıktı doğru, falan doğru, diye. Anlayamadım. Niye bu iki çocuğu tren garına bıraktın? Ufak ses var ama anlayamıyorum hiç. Dört kardeşi bir arada gören Yücel Bey'in akrabalarıyla komşularının anlattıkları ise çok farklıydı. Köksal Arslan telefon attığımızda. Bu benim teyzemin oğlu. Aslında evlerimiz yakındı. Sesi duyuyor. İşine gelirsek konuşuyor. Doğru söyledi vallahi. Ali Bey yani, telefon attığınızda komşusuymuş Yücel Bey. Şimdi şunu söyleyeyim. Şenol oradadır. Bu çocuğa dahi bir sefer evine almıyor. Öyle mi Şenol? Yani Şenol'a sorduğunuz zaman... Yani Şenol da mı eziyet gördü diyorsunuz? Şenol'u bile eve almıyor. Şu anda bile almıyor. Bir tane çocuğu var. O bile ötede beride kalıyor. Ben biliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Duymama filan hikayeleri var. Sizler bunu anlıyorsunuz. Peki duyar mı normal? Konuşur musunuz? Ya duyuyor tabii. Duymaz mı? Yukaya bak, kimse bakmıyor ki duygularım. Şenol öyle mi? Senin de mi kalacak yerin yok çocuğum? Beraber kalıyor. Ama diyor ki komşular her zaman almıyor eve, öyle mi? Öyle iş var diye. Şimdi ne diyeyim diyorsun yani, gene döneceğim dolayı, Şenol oraya döneceğim. Ben evlat gibi büyüttüm onu. Kim yedi mi yemek yedirmiş onlara? O öyle diyorsa öyle kabul edeceğim. Başka bir şey yok, yapacağım bir şey yok. Öyle diyorsa öyledir diyor. Sirkeci Tren Garı'nda terk edilen Melahat Hanım'ın babası Yücel Bey'e söyleyecekleri vardı. Niye bıraktı? Durumumuz iyi değil miydi? Bu içinde bir iş var yani. Sebep niye şimdi yani? Yukaya bakıyor, bize bakıyor yani çocuklarına. Ne yaşattık babamıza? Ne yaşattık babamıza da bizi bıraktı diyorlar. Hatırlamıyorum ben. Sen hatırlamazsın baba. Hatırlamıyorum. Çünkü baba olmaz olsaydı. Ha. Ha, değil mi baba? Yok yok. Yok. Ben artık sana ne diyeyim baba, bilmiyorum artık. Baba da demem. Benim babam yok derim. De kardeşim yeter bana. Hayatları boyunca ilk kez bir araya gelen dört kardeşin erken yaşta ölen annelerinin fotoğrafı da ekrana geldi. Annenizle tanışmak ister misiniz? Bakın bir annenizin fotoğrafına bakın. Anneniz. Ay, çok üzgünüm.
Garibim, Allah rahmet eylesin. Onun bu işlerle hiç alakası yok işte. Yok. Bak şimdi ben Melahat ablaya bugünden itibaren bir el atacağım şimdi. Göreceksiniz Melahat abla. Yıl sonunda da buraya davet edeceğim. Şimdi çok açık söylüyorum. Sanki Melahat ablamızın böyle bir hani akli problemi var falan gibi, anlamıyor gibi falan duruluyor. Hiç değil. Ben şimdi onu daha iyi anladım. Bu kadın çok zor durumda. Müge Anlı, ailenin en küçüğü Şenol Bey için de bir öneride bulundu. Şenol'u da al yanına. Şenol'a da Sayın Belediye Başkanımız bir iş bulur. Ben onun adına söylüyorum. Ben tanıyorum Hasan abimi. Ben de size yardım edeceğim. İki kardeş hayata yeniden tutunun ya. Evet. Bak belki bu da buna vesile olur. Şenol. Yani illaki seni Artvin'de bağlayan bir şey var mı bilmiyorum. Ben sadece teklif ediyorum. Şimdi öğleden sonra oturur konuşursunuz iki kardeş. Böyle eve iki tane maaş girsin. Senin emekli maaşın da vardı. Evet. Evinizi de düzeltiriz. Öyle insanlar hayat şartları altında ezilince tabii ne sesleri çıkıyor ne solukları çıkıyor. Şimdi evet. Şenol ne söylesin? Şenol evet. Buradan dönecek yine babasının evine. Doktor Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı telefon attığınızda böyle bir ev gezisi sırasında Melahat Hanım'ın evine gitmişsiniz biliyorum. Ve çok üzülmüşsünüz, destek vermişsiniz. Bir tane de kardeşi var Şenol. Bir iş eğer imkanı sağlayabilirsiniz. 42 yıl sonra kardeşiyle buluştu İstanbul'da. Böyle başka bir hayat sürsün hayalimiz var. Nasıl yardımcı olabilirsiniz bize diye aradım. Büyükçekmece ailesinin ferdi olarak benim de yetkilisi. Bu ailenin daha da mutlu olmasına bir katkı sağlayacaksak bu bizim için ibadettir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ellerinizden öpüyorum. Mucize gibi buluşmanın sonundaysa mutlu aile fotoğrafı vardı. İnsanlar bir takım problemler yaşayabilirler. Bir an gelir tersine dönebilir her şey. Daha iyi, daha mutlu olabiliriz. Evet, gerçekten aslında film gibi. Evet. Temel Bey de hep onu söylüyor. Sadece buraya bir ablası var diye bilerek geldi ama dört kardeş olduklarını öğrendiler. Bir de çok iyi huylu kardeşler. Ben çok sevdim sizi, bilmiyorum. Çok iyi huylular, çok sakinler, munisler maşallah. Dört kardeş efendim sonra buradan buluştular, alışveriş yaptılar. Çünkü Melahat Hanım onlara... evine davet etti yemek yapmak için. Ne oldu Melahat ablacığım? Duygulandın. Ha? Sen de bu zamana kadar yalnız hissediyordun kendini. Bak bir tane daha kardeşim varmış. Dünyanın en büyük zenginliği. Ne oldu Melahat ablam? Bak çok güzel olacak her şey. Ben sana söylüyorum. Ne olacak be yavrum be? İnsanların biraz bakıma ihtiyacı var. Bir kılık kıyafete, biraz morale, değil mi? Evet. Şimdi Melahat Hanım'ın evde kızı var. Kızının da bir takım hocam ya. Şimdi dünün şanslı belediye başkanı Sayın Hasan Akgün. Bugünün şanslı psikiyatristi benim her zamanki gibi. Benim adıma söz verdi, beye yetkilisin. Çok teşekkür ederim. şimdi Melahat ablanın bir tane kızı var hocam. Biraz onun da sıkıntıları var. Eğer hani siz ona iyi gelirsiniz ben biliyorum. Memnuniyetle. Biraz... onun kızı da iyi olursa Melahat ablanın bir kere morali oradan bir düzelecek. Ben onu biliyorum değil mi Melahat ablacığım? İşte insanların türlü türlü sıkıntıları var. Onun da çok güzeller güzeli bir genç kızı var. Biraz ona da ilgi göstermemiz gerekiyor. Melahat ablanın konuşma problemiyle ilgili yine onu doktora götüreceğiz. Çünkü onun anladığım kadarıyla bir konuşma problemi var aslında. Evet. Kendini iyi ifade edemiyor. Yoksa gayet aklı başında. Konuşma problemi aslında yok da. Anlatabildim mi? Yapı problemi var. Anatomik yapı problemi var. Ha, evet işte yani hani o anatomik yapıyla ilgili inanıyorum ki şimdi belki bizi izleyen bir günün şanslı doktoru bile olabilir ben ilgilenebilirim diye. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten çok büyük şans. Şimdi otururken evet. Yani birine yardım etme fırsatı doğuyor. İnsan içinden geçirebilir. Ben birine yardım edeyim der. Bu çok büyük bir mutluluk evet, aslında. Evet aslında şans. Ben şimdi hani espriyle söylüyorum belediye başkanlarına evet iş yüklüyorum diye. Hani biraz şey yapıyorum orada kinaye yapıyorum ama aslında çok güzel bir mutluluk. Sen duruyorsun birine bir şey yapma fırsatı doğuyor şimdi. Tabii o gerçekten mutluluk yani. Değil mi yardım ediyorsun yani. Bir insana mutlu olabilmesi için bir dokunuşunuz bile büyük mutluluk evet, yani. Evet insan kendisini hep böyle iyi hissediyor o zaman. Kalbi evet. Neşeyle doluyor. Şimdi Melahat ablanın kızıyla ilgili Arif hocam el atarsa bir kere o problemin bitecek ben ona inanıyorum. Sonra senin de bir moralinin düzelmesine hani vesile olacak bu. dün gittik efendim eve. Melahat Hanımların evi işte belediye çok kötü şartlarda yaşıyorlarmış. Sonra belediye başkanı görünce onların o kötü şartlarını güzel bir eve taşınmalarına vesile olmuş.
Evin içi de döşenmiş. Evin içi falan da çok güzel. Gayet konforlu. Siz de gittiniz. Şimdi tabii kiralarını şimdi onların ödemeleri lazım. İşte o nedenle ben dün teklifte bulunmuştum. Yani Şenol da eğer evde kalırsa 3 oda bir salon ev. Şenol da eğer evde kalırsa ona da belediye başkanımız iş bulacağına dair söz verdi. O zaman eve bir maaş daha girmiş olacak. Hani evde kalkacak. Daha rahat yaşayabilirler. Hem de iki kardeş birbirlerine sahip çıkarlar. Hani öyle bir niyetimiz var şu anda. Zaten dün onları misafir de etmişsin evinde. Evet. Nasıl bir duyguydu Melahat abla? Çok güzel. Ben de ne yediklerini merak ettim. Peki o zaman sizi izleteceğim. Şimdi şunu da söyleyeyim. Babayla da babanız galiba sonunda hatırlamış. Babayla röportaj yapmış muhabirimiz Pembe. Ben de izlemedim o bandı. Sizlerle beraber izleyeceğim. Sabah onu atlamışım izlemeyi. Babanız biraz hatırlamış anlatıyor şimdi. Onu da izleyeceksiniz hep beraber. Bu arada yani babanız da hiç kusura bakmasın. Babanız da şimdiki eşi de. Bunu gerçekten Şenol anlatmadı. Ama hani o kadar çok arayan oldu ki. Şenol 46 yaşında ve böyle sanki hani 13-14 yaşında bir çocuk kadar da temiz bir insan. Evet. Evde yaşıyor. Evin anahtarı yokmuş Şenol'da. Şimdi böyle bakım olur mu? Nasıl sahiplenecek? Nasıl girecek? Misafir gibi. Evet. Yani kapıyı çal. Şenol kusura bakma söylüyorum ama öğrendim. Sen söylemedin tamam. Ailenle kötü olmamak için. Söyledim anahtarı. Yok. Ama iyi de yani bundan daha kötü olunacak da bir hal yok. Şimdi koskoca adam yani kapıyı çalarak mı içeri girer? Aynı evde yaşıyorsan herkesin bir anahtarı olur yani. Evet olur. Yani çocuğun da yaşadığı ortamda bu. Zaten 4 tane çocuğum var. Kala kala yanında bir tane kalmış. İnsanın baş tacı etmesi lazım. Vallahi bu sevgisizliğin daniskası. Bu ne hocam hakikaten yani, ya? Yani gerçekten sevgisizliğin daniskası. Böyle bir olaya ben ilk defa şahit oluyorum. Bir baba bakmakla yükümlü olduğu 4 tane çocuğun 2 tanesini tren garına bıraksın. Bir tanesi hadi evlendirmiş gitmiş. Ondan sonra diğer çocuk evde orada da... Çocuğa bir anahtar bile vermiyorlar yani. Bu vicdan aynı zamanda da. Sen kendini o evde hissediyor tabii. musun? O evin sahibi gibi hissediyor musun? Bir şey demedim. Misafir gibi. Misafir gibi. Peki evde rahat hareket edebiliyor musun? Hadi ben de ne yapayım söyleyeceğim artık yani dayanamıyorum. Yani bildiklerimi de söylerim işte. Banyo kilitli. Ondan sonra banyo kilitli. Mutfak kilitli. Mutfak da kilitli. Başka ne diyeyim? Sen nerede yatıyorsun? Bir odanın anahtarı, o da ben de işte orada gireyim. Kendine kapıyı açarsa gireyim, başka türlü yok. Odan da mı kilitli yani? Odam açık. Bir de tuvalet açık. Bir de tuvalet başka ama şey. Mutfak falan banyo kapalı. Kapalı. Anam iki tane. Ne yiyecek yani yesin. İşte bu vicdan Müge Hanım yani hani en büyük zenginliğimiz aslında yüreğimizdeki vicdan duygumuz. Vallahi bu vicdanı da çok aşıyor. Bu bir insanlık meselesi. Yani insan olarak kabul edilecek bir mahlukatın yapacağı bir davranış. En kötü vicdan sahibi bir insan dahi insanlık tarafı ağır basar ama o mutfağın kapısındaki anahtarı kapalı tutmaz. Banyoyu kapalı tutmaz. Bu adamda bir ihtiyacı var ya. Evet. Banyoda da ihtiyacı var. Mutfakta bir bardak su içip iki lokma... Ekmek peynir ağzına atmaya ihtiyacı olabilir yani. Yani bu... insanın kan şekeri düşer, gece bile bağlı. Yemiyor muyuz yani? Gayet tabii yani. Şimdi bir şey anlamamıza yardımcı oluyor. Bu aynı vicdan bu çocukları da tren garında bırakacak vicdan işte. Evet. 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 Aynı vicdan. Yani sizi bıraktı diye hayıflanmayın. Yok, burada yok. Bu çocuk da aynı derdi çekti. Evet. Sonmaz evde kalıp da mutlu olmamış çekti. Yani. Yani, ne bileyim ya olacak iş değil ama bir de bizim memlekette bak şimdi biz hani memleketin kötü şeylerini konuşuyoruz şöyleyiz böyleyiz de diyoruz kendi kendimize biz hani dışarıda konuşturtmayız ama kendi içimizde kendimizi sürekli eleştiririz. Bundan birkaç yıl evvel hani böyle Avrupa'nın böyle en müthiş şehri denilen falan Milano'da bak yerini de söyleyeyim. Milano'da sokakta. İnsanlar dolu bu hani evsiz denilen insanlar. Evet. Böyle bildiğiniz şeylerin, kolilerin, koli kağıdının üzerinde bir battaniye, hepsinin de yanında birer köpek. Soğuk bir de soğuk şehirden, bir soğuk bir şehirden bahsediyoruz. Hatta ben orada gezerken dedim ki ya bunlar nasıl insanlar? Bak bizim koca koca şehirlerde biz yani 20, hatta 20 diyorlar ama bence 25 milyonluk bir metropolden bahsediyoruz. İstanbul'dan. Bizim sokakta adamımız yok. Biz sokakta insan bırakmayız. Bak bizim milletimizin de işte güzel özel. Biz kimseyi aç bırakmayız.
Simitçi ya. Hani simitçi kaç lira kazanacak? Belki bütün tablasını satacak. 10 simitlik para kazanacak kendine kar. Yolda aç birini gördüğünde verir simidini. Yani biz de böyle bir milletiz. Şimdi iyi tarafımızı da iyi söyleyelim. Şimdi hani eve aldığın insanın mutfağın kapısını kilitlemek ne demek? Hiçbir şeye yani hiç benim bunu hiç böyle yani. İçim... Hiçbir şeyle bu işi bağlaştıramazsın yani. İnsanlıkla de, vicdansızlıkla de, ahlaksızlıkla de, ne yaparsan yap. Yani bir noktada hukuki bir sorumluluk da var. Yani o kişiyi, o evde yaşayan kişiyi mutfağı kilitleyerek aclığa terk etmenin hukuki bir sorumluluğu da var. Yalnız babaysa. Ahlaki değil. Hukuki, ahlaki, gayri insani, gayri vicdani sayabildiğin kadar say. Sonra niye bu çocukların sesi çıkmıyor? Çıkmaz tabii yani. İnsan sevildiği yerde, sevdiği yerde şımarır, sevdiği yerde sesini yükseltir. Yani hep sürekli sevgisiz bir ortamda insan ne söyleyecek? İşte iki kelimeyi yan yana getirip konuşamaz yani. Baskılanmış, bütün ömrü boyunca baskılanmış ve bizim burada sadece konuştuklarımızı biliyoruz. Yani kendi iç dünyalarında yaşadıkları, burada da belki açıklayamadıkları travmaları o kadar fazladır ki. Hani Şenol Bey'i, Melahat Hanım'ı, Temel Bey'i konuştuk. Solmaz Hanım'a benim hep gözüm takılıyor. Yani o kadar sessiz ki onun iç dünyasında yaşadıkları da bambaşkadır. Yani o evde kalmış hani hem kardeş kaybı var. Hem annesi vefat etmiş. Evet, anne kaybı var. Ve ondan sonra onun yaşadıkları nelerdi? Yani bütün kardeşler sefil olacak bir şekilde, hayatları mahvolacak şekilde yapılan bir vicdansızlık ya da adını ne koyarsanız koyun insanlık dışı davranış. Geliyor. Yani belki birinin evet. Hiç tanımadığı birine biz yaptığına kelime vicdansızlık yani. Diyebiliriz de evet. İnsanın kendi evladına... Bunları yapması... Artık hani vicdansızlık kelimesi bile bana az geliyor. Az, yani az. Bilmiyorum. Hafif kalır. Hani hanımefendi de kusura bakmasın, eşi de kusura bakmasın. Ben kendi çocuğum gibi baktım diyor. Biz kendi çocuğumuz yemek yesin diye 5 takla atıyoruz yani. Yemek yesin diye dövüşüyoruz yani. Yemek ye, yemek ye, yemek ye. Yani gidip de kitlemiyoruz dolabı onu bunu. Her canlıya yani sokakta gördüğümüz, sokakta yaşayan her canlıya... Çok mu yemek yiyorsun? Ne yapıyorsun Şenol? Ve annenin yaptığı bütün yemekleri bitiriyor musun? Ondan mı kitlediler? Zaten pide salonda yerim. Yine evet. Eve geldiğim zaman sadece yerim. Sen peki para kazanmıyor musun? Çalışıyordum işte Artvin'de, Gözde salonunda. Peki çalıştığın parayı eve getirmiyor musun? Getiriyorum. Elektrik parası bile veriyordum yani kaç aydır. Elektrik parası veriyorsun? Hem de banyo mutfak kilitliyken. Ha? Banyo mutfak kilitliyken elektrik parası da ben veriyorum diyor. Sen zaten lokantada çalışıyorsun. Sen yemeğini de yiyip geliyorsundur zaten. Hı-hı. Bir de senden de elektrik parasını mı alıyor ona? Abi. Hay Allah'ım neler göreceğiz artık yani. Artık bitti diyorum. Her şeyi gördüm bitti diyorum ama bitmiyor ne yazık ki. Efendim Melahat Hanım'la muhabirimiz gitti alışveriş yaptı. Dedik ki şimdi evde belki hazırlıklı değildir Melahat Hanım. Çünkü Melahat Hanım kardeşlerine kendi elleriyle yemek hazırladı. 4 kardeş ilk yemeklerinde buluştular. Hatta gece de Şenon'la Solmaz Hanım Melahat Hanım'da misafir olmuşlar. Güzel miydi? Güzeldi, güzeldi. Ağlama Melahat abla ya. Ay canım benim. Ben de sevinç gözyaşları dediğiniz gibi değil mi? Hadi izleyelim, izleyelim. Görüşmeler. Temel Genç, ablası Melahat Ilgaz, kardeşleri Şenol Aziz Ağoğlu ve Solmaz Göktemir yayınımızın ardından birlikte çay içti. Konuşulacak konuları, hasretlerini giderecek çok yılları vardı. 42 yıl önce bir tren garında ayrılmıştı iki kardeşin hayatları. 42 yıl sonraysa Müge Anlı programında bir araya geldi o hayatlar. Ve bir araya gelen yalnızca iki kardeş değil, bütün kardeşler oldu. Farklı bir duygu, mükemmel bir duygu. Birazcık film, birazcık masal. Yani her şey var, karışık, çok karmaşık ama çok harika bir şey. Bir tane kardeşim biliyordum, 4 tane çıktı. Ben ne zaman sorduysam yurda verdim dedi babam. Halbuki tren garında terk edilmiş. Allah saklamış ne diyeyim, bize bağışlamış. Böyle filmler izlediğim zaman da zaten duygular.
Yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunuyordu. Hatta Melahat Ilgaz küçük kardeşi Şenol'un artık kendi yanında olmasını bile istiyordu. İster misiniz kardeşiniz sizinle olsun? İsterim. Çocuklarla ben konuşacağım. İyi ki gelmişim yani, geldiğime değdi. Birbirimize daha iyi sahip çıkacağız. Birbirimize devamlı geleceğiz. Kardeşlerin sohbeti akşam yemeğinde de devam edecekti. Ekibimiz kardeşlerini evinde arayacak olan Melahat Ilgaz'la birlikte alışverişe gitti. İşimizi tamamladık. Şimdi sizi evinize doğru yola çıkartıyoruz. Evet. Üç kardeş ilk kez ablalarının evine gitti, yeğenleriyle buluştu. Biliyor muydun dayılarım var, teyzen var? Bilmiyordum, sürpriz oldu. Dayın çıkmış Müge Anlı'ya sizi arıyor. Televizyona baktım, annem yayında. Bilmiyor muydunuz annenizin programa gittiğini? Yok, ben işte olduğum için televizyona pek aramamıyor. Sonra televizyonu açtım. Baktım annem. Ve kim var yanında? Dayım var, annem var. Yıllardır Melahat Ilgaz'a can yoldaşlığı yapan komşuları da aynı mutluluğu paylaşıyordu. Melahat ablaları artık yalnız değildi. Kemal abiyi vurduk orada. Dedim ki kızım, dedim, bu Melahat'ın kardeşi dedim. Yarım saat sonra Melahat çıktı, geldi oraya. Melahat Hanım görünce ne dediniz? Ne diyeyim, sevincimden ağladım. Televizyonda görünce dedi, herkes haber veriyor. Kiracınız televizyonda kardeşlerini bulmuş diye sevindik, üzüldük. Onlar yıllar sonra yeniden bir aile olmanın sevincini yaşadı. Ablamın yemeğini yemek harika bir şey. Tekrar bir arada bulmak mucize gibi bir şey. Artvin'de babaları Yücel Bey'le yaşayan en küçük kardeş Şenol Bey de bu aile duygusunu her gün tatmak istediğini söyledi. O, ablası Melahat Ilgaz'la birlikte kalmak istediğini dile getirdi. Duygular karşılıklıydı. Ablamla yaşamak istiyorum. Ben de kardeşimle yaşamak istiyorum. Başımın üstünde yeri var ya dayımın her zaman. Melahat Hanım'ın bir de engelli kızı vardı. O pek dayılarının ve teyzesinin yanına gelmedi. Nedenini ise abiyi açıkladı. Kız kardeşim biraz sulangaç olduğu için ona yavaş yavaş alıştıracağız. 42 yıllık acının yerini alan mutluluğun şimdi hiçbir tarifi yok. Gözlerindeki mutluluk her şeyi anlatıyor zaten. Teşekkürler. Teşekkür. O zaman bugün kızımızla işe koyulalım. Siz de böyle iki kardeş işte ne karar verdiniz bilmiyorum. Ona göre yarın belediye başkanımıza da gideriz. Şenol'a bir iş imkanı için konuşuruz. Yani Şenol aslında her ne olursa olsun bence Artvin'e dönmemeli. Yani böyle bir yaşam şeyini hak etmiyor Şenol. Seni niye evlendirmediler Şenol? Ne bileyim. Ha? Başkaları bizden yedikler için aç kaldık. Ne yap? Ne oldu başkaları? Başkaları evleri sattığı için. Evlerini sattığı için. Anladım. Ama dur şimdi. Bakın babanız neler söylüyor. Bir ben de merak ediyorum. Babanız dediğim gibi konuşmaya başladı dedi arkadaşlar. Siz de merak ediyor musunuz? Yok, aklıma merak etmiyor. Ben hiç merak etmiyorum. Hiç merak etmiyorsun? Anlamı yok ki. Anlamı kalmadı artık. Parası varsa versin, alsın size bir tane büyükçekmece de. Beraber oturun. Bana kendi vizyonuna kalmış. Parasında da bir şey olur. Öyle ama ben. Olur mu canım? Senin de bak doğurduğun çocuğa karşı bir takım yükümlülüğün var. Ya ben bu işlerin maddi kısmını da önemsiyorum yani. Niye? Ben doğmak için dilekçe vermedim ki. Ayrıca... Sen beni dünyaya getiriyorsan bakacaksın yani. Sen de bana bakmakla, okutmakla, giydirmekle, yedirmekle yükümlüsün. Ayrıca mal varlığımız da sonuçta çocuklarımıza kalsın zaten. Onlar kullansınlar. Ölüm hak, miras. Tabii ki. Helal. İzleyelim. İzmit'e çalışmaya gittiğiniz zaman yanınızda iki çocuğunuz daha vardı değil mi? Vardır, vardır. İsimlerini hatırlıyor musunuz? Ne bileyim ya. Ben şaşırıyorum da. Karışırıyorum ha. Çocuklarınızı bir gün tren garına götürdünüz. Onu hatırlıyorsunuz. Ama sonra orası çok mu kalabalıktı? Çok çok. Sonra siz orada onları kayıp mı ettiniz? Karışık gitti ya. Ne olduğunu bilmiyorum. Öyle kalabalık ki istasyon herhalde. Orada 3-4 gün kaldı otelde. Haber verdi emniyete. Seferber oldu. Herhangi bir durum yok. Bulunamadı. Tekrar buradan haber verdik. İşte olmadı. Çocuklarınız sizi buldu. Özlediniz mi onları? Ben
Gideceğim. Durum olsa giderim. Görme istiyorum. O sisi o mu ya? Aman. Hatırlıyor musunuz? Eski eşiniz hep sorarmış çocuklarım nerede diye. Yok. Bilmiyorum hiç. Üzüntüden öldü çocuklarına üzülmekten diyorlar. Doğru mu? Yok canım öyle bir şey olmaz ya. O yalan olur yalan. Neyin üzüntüsü? Onun kadar ben de üzüldüm. Kaybettiğiniz çocukları gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Üzüldüm. Üzülmem. Niye böyle oldu diye daha. Gördüm daha fazla üzüldüm ya. Bu akşam uyuyamam ki. Kızınız Melihat Hanım, siz onu bıraktığınız zaman gara, hastaymış o dönem. Vardı onu doktora götürüyordum da sanki de. Konuşamıyordu da fazla. Bir gösterelim dedim. Dediler oradan doktor daha iyi bilir, burada çare olmadı. İstemediği için Yücel Bey bıraktı onları diyorlar. Yok ya öyle şey mi? Kimse yapmaz ki ben yapıyorum. Öyle meramesi olur mu ya? İnanma millet diye dost düşman. Kimse o şeyi yapmaz ya. İmkan mı var? Sizin görmediğiniz 4 torununuz daha var. Tam yaşlanmış o zaman ki. Onları da görmek ister misiniz? Hepsini isterim ama şey, gezeceğim olsa hepsini görürüm ayrı ayrı. Siz şimdi burada beyefendinin olan 2 çocuğuna Solmaz Hanım ve Şenol Bey'e bakmışsınız. Ben ne olan durdum onu. Benim emicamın oğluna verdim. Şenol Bey'e çok iyi bakmadı deniyor sizin için. Bu, doğru mu? Ben öyle baktım ona ki kimse bakmamış. Ama Hazreti Miyan'ı var. Benden önce ona yemek koyar, çay koyar üzerine. Çamaşırını yıkar, asar. Daha nasıl olacak? Ana bakamazdı benim baktığım. Gelenini yapıyoruz ya. Yücel Bey'in diğer çocukları da gelse, merhaba dese. Tabii, kabul ederim. Tabii, o da benim evlatlarım. Velat, Temel, ben senin ananızım yavrum. İstediğin zaman buyurun gelin. Yücel Bey demiş ki benim maddi imkanlarım hani müsait, benim para yapıda da ihtiyacım yok, hasta olduğum için gelemedim, yoksa çocuklarımı kucaklamak isterdim. Yücel Bey de bizi dinliyor. Yücel Bey hani 2 tane eviniz varmış, satmışsınız. Şimdi siz oradan bir kısmını, bence Büyükçekmece'den bir tane ev alın işte, 2 kardeş otursunlar hem böylelikle. Yapacağı en iyi o olur zaten, başka ne olur? Yani böylelikle çocuklarınıza da bir faydanız olur yıllar sonra da olsa. Çok da pahalı değil, ucuzu da var, pahalısı da var. Artvin'de sattığı her bütçeye uygun ev var İstanbul'da yani. Beraber otursunlar işte. Yani hiçbir şey için vakit kaybetmiş sayılmazsınız. O zaman ben de sizin samimiyetinize inanırım. Çünkü şunu söyleyeyim. Tren garında kayboldular, ben orada kaldım, polise başvurdum diyorsunuz ama bu doğru bir ifade değil. Çünkü zaten bizim bahsettiğimiz gazete küpüründe de yazıyor. Bu çocuklar 12 gün boyunca polisler bakmış bu çocuklara. Buluruz anne babasını diye. Evet. Yani eğer o sırada sen de oraya bağlı olan karakola gitseydin çocuklarını zaten bulacaktın. Bu çocuklar orada kaybolduğunda bütün herkes biliyor etraf. Evet. Senin çocukları alır şu karakola götürdü derlerdi. İşte ikiniz oradan seçilmişsiniz ama hani hayatınız çok zor geçmemiş ama evde kalanların da hayatı onların da çok iyi olmamış yani. Ama işte o tren garında yani bu kardeşlerim trenin altına kalmamış. Orada da Allah razı olsun. Allah'ım da razı olsun. Allah'a şükürler olsun yani. Solmaz Hanım, siz kaç yaşında evlendiniz? Ben 23. 23 yaşında evlendiniz. Onun da 4 tane çocuğu var. Yani o gene evlenmiş. Yani çolukla çocukla kendisine ayrı bir hayat kurmuş. Ama 23 yıl yine aynı evde yaşamış. Düşünsene, o da en büyük abla. Tabii. 2 kardeş evde yok. Sonra anne vefat ediyor. Sonra baba yeniden evleniyor. Hiç kolay şeyler değil. Ama inşallah bundan evde bir sonrası... pek çok işi de Solmaz Hanım yapmak durumunda kaldı çocukken. Annesinin özellikle ölümünden sonra hani o rolü üstlendi bir şekilde. İşte o yüzden geç evlendi. Çok şeyler var. Ne diyorsun, ameliyatlarına mı harcamış parasını? Öyle diye. Onu sorduk mu canım? 2 tane evi varmış, o evleri satmış, ameliyatlarını harcamış, hiç parası kalmamış. Yalan. Öyle mi? Yalan düşün. Vardır onun, vardır. Bunun maaşı da vardı, sigortası da karşılardı. Yani. Ameliyatı zaten devlet yapıyor. Evet. Yalan oldu. Oradan belli. O da seni de sen ev yok, para yok diye evlenemedin sen. Öyle bir mi? Şey diyemem, bize yiyecek bir şey bırakmamışlar. Ya. Yiyecek bir şey bırakmamışlar. Çok iyi çocuk bir şey bırakmamışlar. Sen... Yine böyle garsonluk falan mı yapabilirsin lokantada? Öyle mi çalışıyordun? Artvin'de ile çalışıyordum. Garson olarak mı çalışıyordun? Hı-hı. Pide salonunda. Pide mi yapıyorsun, servis mi yapıyorsun? Servis. Pide de yapabiliyor musun? Yok. Sadece sipariş taşıyorum. Sen kaça kadar okudun? 5. sınıfa kadar.
Bitirdin 5. sınıfı? Evet, bitirdim. Okuma yazman var o zaman. Evet. İyi, yani o zaman siparişleri falan da alabilirsin. Siparişi başka arkadaş alıyor. Orada çalışıyorum pide salonunda. Siparişler alıyor, paketliyor, ben götürüyorum. He, sen paket servis yapıyorsun. Hı-hı. Dışarıya servis yapıyorsun. Motosiklet mi kullanıyorsun? Yok. Yürüyerek götürüyorsun. Hı-hı. Yiyor musun oradaki pidelerden de? Ay Allah'ım, yani anne babanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında, değil mi? Anneliğin babalığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Ve herkesin anne baba olmaması gerektiğini de görüyoruz aslında. Masalara yemek servisi zaten katılıyorum. Ama kediler de oluyor anne baba, biliyorsun. Ama vallahi kedi, onlar sahipleniyorlar hocam. Kedi hayvan yani. Hayvan deyip geçmeyin, onlar muhteşem canlılar. Muhteşem sahipleniyorlar evlatlarını. Yani, çocuklar kedi, ayakta kedi, durana anne. Kadar, bebekleri ayakta durana kadar yiyeceklerini anneleri temin ediyor kedileri. Evet, hayvanlar da öyle. Hocam bizim burada, bizim de bu stüdyo şey gibi oldu yani, yakında hayvanat bahçesi gibi, çok hoşuma gidiyor. Sabah işte horoz sesleriyle uyanıyoruz. Ben de falan. Seviyorum hayvanları. Uyanıyoruz diyorum, güne başlıyoruz. Şimdi burada bizim kedi yavruladı. Bizim buranın kedisi. O kedi yavrularını nasıl saklıyor bizden? Tabii. Hatta ben bile gittim, dedim ki bu kediler burada bir takım böyle eşyalar var yağlı. Yavruları dedim altta falan kalır, ölür hani, bunlara güzel bir ortam yapalım. Ben de sandım hani onlara güzel bir yatak falan getirirsem orada duracak. Hiç öyle şey olur mu? Kabul etme. Kedi enceğini taşır gibi derler ya. Nereye kapıyı açsak biz orayı gördük diye daha bir kötü bir yerlere tabii taşıyor. Ki. Daha bir o ulaşamayacağımız şey, yerlere taşıyor. O kedi ağzıyla taşıyacak. Taşıyor. 4-5 tane yavrusu vardı. Hani ilk başta tabii, göremedik tabii. Kaç yavrusu bile olduğunu. Kediler, köpekler ama yanına yaklaştırmıyor ki, biz ama yemek veriyoruz. Evet. Yani onlar kediler kendi hayatlarını çıkaracak kadar büyüyene kadar evet, yapıyorlar. Evet, büyüyene kadar başında evet. Duruyorlar. Evet. Ki ben o kadar konuştum o anne kediye de, anlattım baksana yemek veriyoruz. Yavrunu bir şey yapacak. Biliyorsunuz evet. Ben herkese ikna etmeye çalışıyorum ya. Kedi de bana anlattı böyle böyle. Bilmiyorum, ben de onu diyecektim. Şu şey. Ne oldu? Şu fotoğrafı çok merak ettim. Bana yemek verin. Size hem o fotoğrafı çerçeveleteyim hem de annenizin fotoğrafını çerçeveleteyim. Peki şimdi ona hediye edin, elinizi asarsınız. Melahat abla, senin kızını bugün bize Arif hocama bir götürelim, bir ziyaret edelim, tamam mı? Tamam. Siz anladığım kadarıyla oğlun da dayım da bizimle kalsın dedi. Evet. Evde gayet müsait. Evet. Ne karar verdiniz Şeno? Ya da istiyorsan şimdi söyleme, biraz bekle, bilmiyorum yani. İstiyorsan biraz misafir olarak kal. Şimdi ablam Artvin'e gitme işi var, Yalavuz'da gidemez. Ablasını götürüyor. Ablasını bırakamam diyor. Ablan Artvin'e, ablanı ben Artvin'e gönderirim canım. Ne gidemez buradan? Biner uçağa gider. O, ablanla ilgili şey yok. Yalavuz gitmesin anlamında. İşte o işin ona yanlış gidemez diyorduk. Giderse yani. Gelir oraya, çalışacağız yine de. Oradan gelir. Çocuk var ya, kızı rahatsız. İstemiyor. Ama o kızının rahatsızlığı ayrı bir mevzu. O hani eve de kimse istemiyor. O ayrı bir mevzu. İstemiyor. O zaten Şenol olsa da olmasa da o kızın ayrıca bir ilgiye ihtiyacı var yani. Evet. Çok ağladı akşam yani, gelmezsinler gidin gidin diye. İşte kızın biraz sıkıntısı yani. Var hocam. Babayı ama o kızın sıkıntısı ayrı hayatım. O kız ayrı bir mevzu yani, o şeyle alakalı değil. Onu bugün yarın nasıl olsa göreceğiz. Arif hocam onu halleder. Babayı sen de biraz böyle bir misafir ol, bak bakalım durumuna, ona göre işinize bakıp bir kararı verelim. Tamam mı? İstemiyorum öyle mutfak kapalı eve de geri dönmeni ya. Evet. Ay keşke şöyle bir köyümüz olsa Kebriye. Böyle prefabrik evleri olsa. Orada ne bileyim böyle bir köy olsa. İşte orada kalmak isteyen kadınlar yemekleri yapsa. Erkekler vallahi dışarıda köyümüz çalışsa var ama, getirse. Evet. Müge Hanım köyümüz var ama çok uzakta. Bangladeş'te var. Evet, Bangladeş'te var köyümüz. O çok eski yani, masal gibi bir şey. Her gün gidip gelemezsin oradan. Uzak. Evet. Araba işte. O da ayrı bir konu. Arabayla gidiyorsun. Size bir hafta müddet. Siz şimdi bir düşünün, taşının kararınızı verin nasıl istiyorsanız. Şenol'u orada ya da başka bir yerde. Şenol'a da ayrı bir hayat kurarım. Belki evlenir. Aslan gibi de çocuk. Sen evet. Çalışırsın, bakarsın evine. Paket servis gayet karlı bir iş. Evet. Bahçişlerle evet, falan. Yani. Çalışan da bir eş bulursun. Aynen, onu da buluruz Allah kısmı. Bak yüzü gülüyor. Canım benim, olsun, hayat yalnız geçmez.
bu zamana kadar böyle geçmiş. İnşallah bundan sonrası düzelir. Efendim bakın şimdi işte bir babadan bahsediyoruz. 4 çocuğu sersefil olmuş onun yüzünden. Yani çok açık söyleyeceğim ama onun yüzünden olmuş. Evet. Ondan sonra yani kusura bakmasın. Ya da kusuruma da bakıyorsa baksın yani. Hani çok da umurumda değil ama ben çocuğunu ortada bırakıp giden insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Şöyle bakıyorum hayata. Diyorum ki o onu yaptıysa bana neler yapmaz. Yani benim hayata bakış açım budur. Evet. Evet tarafımdır yani. Her şeyde de bir tarafımdır o. Bilinen bir gerçek. Şimdi burada böyle bir babadan bahsediyoruz, çocuklardan bahsediyoruz. Aramızda bir baba daha var. Sebahattin Yalçın. Sebahattin Bey, hoş geldiniz diyeceğim ama usulen çok hoş değilsiniz biliyorum. 5 yıldır haber alamıyor efendim oğlu Hayrettin Yalçın'dan. O yüzden stüdyomuzda ekrana fotoğrafını verelim. 38 yaşındaymış Hayrettin. 28 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Arnavutköy'den kaybolmuş. Ailesine ait olan apartmanın en alt katında yalnız yaşıyormuş. Bir de aile şirketinde temizlik makinelerinin imalatını yapıyormuş. Bir kız arkadaşı var. Evlilik hazırlığında. Bir nişan geçirdi de sonra ayrıldılar. Ama ha, gitmesinin sebebi o değildi yani. Ama ondan ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. 5-6 ay sonra kayboldu yani. Evet. Neden gitti sizce evden? Şimdi bizim imalathanemiz vardı. Bu imalathanede sorumluydu yani işçilerin başına sorumluydu. Aha. Orada işte gençler konuşuyor aralarında, arkadaşlarından bahsediyor. Yabancı müzik çalıyorlar. Bu kızıyordu onların öyle bir yabancı müzik çalmalarına falan. Eleman tutturamıyoruz. Giriyor adam çalışıyor, 15 gün sonra çıkıyor. Birini yakaladım dedim, bırakmıyorum. Niye çıkıyorsun sen, sebebi ne? Hayrettin abi dedi bizi burada rahat bırakmıyor. Müzik çaldırmıyor, konuşturmuyor yani. Ben de onun üzerine bir akşam toplantı yaptık, konuştuk. Bu yanlış dedim oğlum, böyle şeyler yapıyorsun ama bizim işimiz el adamında yani. Yani eleman bulamıyoruz. Eleman dedi, çalıştırmayınca işimiz olmuyor dedim. O zaman dedi benim işimize karışıyorsanız ben sizin işinizde çalışmıyorum dedi. Sonra bir hafta sonra da oradaki elemanlara söylemiş ben buradan çekip gideceğim. Bir daha buraya dönmeyeceğim. Bunlardan da daha zengin olup geleceğim. Karşılarına dikileceğim diye. Olan bu kadar. Daha o gün bugün arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Bulamıyoruz yani. Annesi çok perişan halde. Yakında da bir ameliyat geçirdi. Ondan dolayı getiremedim kendisini. Ben 4-5 senedir şeker hastası, tansiyon oldum o yüzden. Geceler uyuyamıyor insan. Duyamıyoruz işte Sevcan. Sen duyabiliyor musun hayatım? Benim söylememi bekleme. Pasaport çıkartmış bir ara. Hacca gideceğim demiş. Evet. Ancak kaybolduğunda pasaportu oturduğu evin dış kapısında bulmuş. Yani yanına ne pasaportunu almış ne telefonunu almış. Hatta kullandığı telefon evde kırık bir şekilde bulunmuş. Evet. Ama bilgisayar ve ki telefonunu kırmıştı. Yani dağıtmıştı. Tamamen kullanılmaz hale getirmişti. Çözülmeyecek bir hale getirmişti. Evet. Siz de diyorsunuz ki yani böyle bir problem yaşandı. Gitti ama 5 yıldır kendisinden haber evet, alamıyor. Yani ama bu, belki size böyle darılıp da 5 yıl boyunca geri dönmez gibi bir durum olabilir mi? Şimdi çok farklı fotoğraflar girdiniz. Evet, arka arkaya girin. Çok farklı tipler. Yani bu bilgisayar telefonu dağıtmasının sebebinden dolayı ben emniyete gittim. Bildirdim bunu tabii. Vatan Caddesi'nde 1. şubede beni orada 4 saat ifade verdim. Araştırmalar sonucunda yani bir neticeye ulaşılmadı diye bana bir yazı geldi. Hangisi son hali? Bunlar çok farklı fotoğraflar. Şu en yani ilk göründüğü şu ortadaki ha, o. Bu o, son hali bu mu? Evet son hali bu. Ama evet, üzerinde o yoktu. Bir yazlık bir tişört vardı. Bir de keten bir pantolon vardı gittiği zaman üzerinde. Bere mi var ama başında? Ama 38 yaşında gibi hiç durmuyor. Yok 35-36 yaşında olması lazım. Şey yani şimdi 38 yaşında olmalı evet, anladım. 5 burada yılda 30 yaşlarında filan. Yani biraz daha önce çekilmiştir o fotoğraf yani 2-3 sene yeniydi önce. Yeniydi yani kayboldu. Yani inşallah size kızmıştır gitmiştir de bizi izliyordur geri döne. İnşallah ümidimiz odur. Ben 1-2 sefer buraya başvurdum ama yoğun olduğuna program alınmadı. Biz tabii akşam olunca eve geliyorsun masanın bir tarafı boş. İnsan yiyip içemiyor tabii. Ay ne diyeyim, Allah da böyle bir vicdan azabı vermesin. Nerede kimseye, nerede bir tane benzer duyuyoruz oraya. Ben gitmediğim şehir kalmadı yani dolaşıyorum, gidiyorum Malatya'ya gittim, Edirne'ye, Tekirdağ'a, ne bileyim yani Eskişehir'e, Bursa'ya. Nerede bir benzer bir şey duyuyoruz, gidiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Bir sonuca ulaşamadık tabii. Tamam biz bir reklama girelim sonra bunu konuşalım. Tamam. Tamam.
Ali Göleş Hatay Mağaracık köyünde vurularak öldürüldü. Olay günü baba Ali Göleş kayınpederine turşu bidonu götürmek üzere evden ayrılıyor motosikletle. Evet. Şimdi ailenin ilk dikkat çektiği konu bu. Diyorlar ki 7 yaşındaki oğlunu hiç yanından ayırmaz da eğer ki dedesine de gidiyorsa mutlaka o çocuk da onun peşine takılırdı. Evet. Üstelik de gerçekten babasıyla gitmek istediğini öğrenmişler daha sonra. Evet. Ama gitmemiş babasıyla. Hani gidememiş. Ağlamış ama Sunay ısrarla bırakmamış yani göndermemiş o gün. Fatma Benzer ve Hicran Ecevit emekli işçi olan babaları Ali Göleş'in katillerini bulmak için programımıza gelmişlerdi. Amcaları Hasan Göleş de aynı şekilde abini kim ya da kimlerin öldürdüğünü bulmak istiyordu. Kayınpederine evet. gittiğinde kayınbiraderi de orada. Behçet evet. dediğiniz, sizin evet. şüphelendiğiniz kişi orada. Evet. İsmail de orada. Sonra İsmail de orada, evet. diğer evet. kayınbirader. Evet. Çay içiyorlar mı? Behçet içtik diyor, ben çıktım diyor, işim vardı. Ama İsmail çay içmedik, eniştem işim var deyip ayrıldı diyor hemen. Yani bir tane kayınbirader içtik diyor, bir evet. tane kayınbirader çay içmedik yani diyor. Yani çelişkili bir ifade var ortada. Anladım. Üstelik Sunay da arıyor babamı. Canım neredesin, ne zaman geleceksin falan gibisini soruyor. En son öyle konuştum diyor. Son telefon konuşmaları evet. da bu. Sonrasında kayınbiraderden çıkıyor. Yoldan evine geri dönerken mandalina ağaçları var yolda. Mandalina ağaçlarının arasına gizlenmiş birisi tüfekle ateş ediyor motosiklet üzerindeki Ali Bey'e. Ali Bey'in motosikleti tabii devriliyor. Başı kaldırıma çarpıyor ve hayatını aslında bu şekilde kaybediyor. Fakat aile de diyor ki şimdi babamın bir düşmanı var ya da kardeşimin, tamam anladık. Ama nereden biliyordu oraya gittiğini, oradan çıkacağını, nasıl pusu kuruldu? Yani zamanlamayı nasıl yapıyorlar zaten. Yani? Heh. Bunu bir tek eşi bilebilir, geleceğini söylemişse yani kaynagil bilebilir. Hani bunu konu komşu değil, zaten polise göre zaten içeriden bir kişi yaptı diyor, yabancı değil diyor. Şöyle konuşulanlar da var. Aslında rahmetli Ali Göleş eşinin yeğeniyle bir takım dedikoduları çıkmış. Turşu bidonu götürme bahane. Gitmiş orada bir takım tartışmalar da geçmiş kayınpederiyle ve kayınbiraderleriyle. İki hafta öncesi zaten geriye döndüğünde de bu olay vuku vurmuş diye. Şimdi bizim ekip arkadaşlarımız oraya gidince bu senaryo, bu dedikodu da bizim kulağımıza gelenlerin arasında. Ben olayı araştırdığımda, üstüne gittiğimde olayın en son duyduğum şey, yengem bana demiş ki benim hakkımda Mehmet Dayısından para istedim. Vermediği için kavga yaptılar. Tehdit etti. Kuzenlerim de bana söyledi, telefon açtılar. Dedim tamam, bundan sonra da ben gitmiyorum. Ne haller varsa görsünler. Bir daha ben karışmıyorum konuya. Bu yeğen konuyu araştırmak için aileye sık sık giden yeğen ve iddiasına göre sizin üvey anneniz demiş ki bak eğer bu kadar çok kurcalarsan polise gider ve aralarında bir alacak verecek davası vardı. O öldürdü derim senin için. Yani bu kadar çok kurcalama olayı diye duyduğunu iddia ediyor. Sunay Hanım'la biz konuştuğumuzda dedi ki hani Mehmet çok araştırıyor, çok gidip geliyor dedi. Ben dedim Mehmet'e şüphe ettiğimi polise söyleyeceğim dedi zaten. Mehmet'i bırakın yani babam kardeşleriyle pek sıkı görüşen bir insan değil. Sunay'ın ailesine gidip gelen bir insan. Yani o gün Sunay'ın arayıp da işte ne zaman çıkacaksın, ne zaman geleceksin demesi hani acaba o bir planın parçası mıydı? Çünkü bu planlı bir cinayet. Peki Sunay Hanım'ın babanızı öldürmek istemesindeki kazancı ne olacak? Kıskançlık olabilir diyoruz. Hani bu yeğenine yardım etmesi... sürekli yani günde 4-5 kere arıyormuş kadın babamı. Sunay da görüşme diyormuş. Niye görüşüyorsun? Sana ne? Yani bundan dolayı bir kıskançlık olabilir. İşçi emeklisi olan Ali Göleş 3 evlilik yapmıştı. Önceki eşinden olan kızları babalarının ölümüyle ilgili üvey anneleri Sunay Hanım'dan şüpheleniyorlardı. Ali Güleş'in son eşi Sunay Hanım suçlamaları kabul etmedi. Bana içeri atıyorlar. Ben mağdurum. Ben oğlum rahatsız. Okula gidiyorum. Zamanım yok. Burada kendimizi evet. paralıyoruz. Sen niye canla baştan bizden gayret edip de çıkıp da demiyorsun ben kocamın katilini istiyorum. Neden bu feryatlar yapmıyorsun? Sunay çocuk sadece neden diyorsun öyle bir şey söyledi? Efendim ben bilmiyorum, ben bilmiyorum, haberim yok. Hayır, yani şüphemiz sizin ailenizin üstüne geliyor. Başka çare yok yani. Yusuf neden soruyor peki anne babamı niye öldürttün diye? Bunu Makbule kendisi kulaklarıyla duyuyor. Bu iftiradır kızım. Siz... Nasıl ya, iftira ne ya? İftirası? İftira olur kimse mu öyle bir şey ya? Kimse durduk yere iftira atmaz burada. Makbule Hanım siz küçük kardeşinizin annesine babamı niye öldürttün anne dediğini duydunuz mu? Evet duydum. Banyodaydı ya, çocuğu yıkıyordu. Çocuk dedi ki anne sen öldürttün babamı değil mi dedi. O da ne biçim konuşuyorsun, bir daha böyle söylediğini duymak istemiyorum dedi. Sunay Hanım böyle bir konuşma geçti mi oğlunuzla aranızda? Hayır, öyledir konuşma asla asla olmadı. Sen bir şeyler biliyorsun ama açıklamıyorsun. Sunay hastanede Behçet sana. Sus niye ağlıyorsun? Öldü kurtuldun dedi mi demedi mi? Demedi, kim söyledi bunu? Yere çıkartıyorsunuz, sizi aklınızdan çıkartıyorsunuz. Kim duydu bunu? Madem öyle diyorsun ki ne? Buyur gel hoydur meydan. Burada her şeyi açık açık konuş. Efendim aslında hikaye şu. Şimdi şurası A noktası, Ali Bey'in evi rahmetlinin. Şimdi şurası da B noktası,
kayınpederinin evi. Şimdi Ali Bey o gün kendi evinden çıkıyor, atlıyor motosikletine, kayınpederine gidiyor. Sonra kayınpederinden çıktığında işte şu C noktasında saklanan kişi ya da kişiler silahla kendisine saldırıyorlar. Şimdi aile de diyor ki haklı olarak, yani ben de olsam ben de aynı şeyi düşünürüm. Nereden biliyordu yani o saatte oradan çıkacağını, bu saatte de kayınpederine gittiğini, kayınpederinden tekrar evine döneceğini ve hani kameralarında olmadığı bir yerde pusu alındığına göre demek ki etrafı da bilen bir kişi, orada yaşayan bir kişi. Nereden biliyordu o pusu kuranlar da orada ateş ettiler? Evet. O şimdi, saatte o yol üstünde nasıl oluyor da geçeceğini bildiler. Çünkü pusu kurmak farklı bir şey. Pusu kurmak için bilgi almak, evet, lazım. Bilgi almanız lazım. Hani rastgele karşılaştı, kavga etti, tartıştı, vuruldu değil bu olayda. Pusu kurulmuş. Demek ki saat ve vurulacağı nokta önceden planlanmış. İçeriden birileri de, vurulan kişinin bir yakını da o saatte orada olduğu bilgisini oraya ulaştırmış. Hani belirli bir saatte bir işe giden, belirli bir saatte işten çıkıp da, evet, kurulan bir pusu değil ki bu. Evde otururken turşu bidonu götüreceğim. Tamam, götürdün, gittin. Belki kapıdan geri verilecek. Hemen verecekti, geriye dönecekti. Nereden biliyordu orada bekleyen insanlar, pusu kuran insanlar, onun o yol güzergahından gideceğini? Çok da uzak mesafelerden bahsetmiyoruz. Zaten Sunay'ın da arayıp sormazsa, canım ne zaman döneceksin, ne zaman geliyorsun gibisine. Hani bu oradan bir haber alma. Yani daha siz çok şüphe ettiriyor. Siz öyle şey yapıyorsunuz, ondan da şüpheleniyorsunuz. Arası, evet, ne kadar evle kayınpederin arası? Zaten iki mahalle oluyor. Mahalle aralığı bayağı var. Yani iki, bayağı dedi, ne kadar? 5 dakika. Hani motorla gidip geldiğin zaman bir 10-15 dakikanı alır. Alır. Evet. Yani o zaman daha evden çıkışından itibaren insanların bilmesi lazım ki onlar da gitsinler orada konuşlansınlar. Evet. Yani o evden çıktığı zaman gidecek başka bir ikinci yol var mı? Yoksa mecburen o yolu mu takip edecek? Babamın sürekli aynı yolu gidip geldiği. Hayır, babanız için aynı var, yolu. Var, başka yol var. Ha, yani başka yoldan, evet, da gidebiliriz, evet, ama pratik olan, herkesin, evet, normal olarak kullandığı, evet, ana yol orası. Sık kullandığı yol yani, biliyorlar, herkes biliyor. Ha, normal babam çıktığı zaman o yolun, evet, takip edileceği biliniyor. Evet. Evet. Yani şimdi evden çıktığında. Evet. Şimdi pusu kurmak için bir hazırlık lazım. Senin önceden, evet, o yola gidip pusu kurman lazım. Şimdi evden çıktığında kayınpederine gideceği nereden biliniyordu? Efendim, burada, anlatabiliyor muyum yani? Kesin nereye olarak gidecek? Belki de başka bir yere, başka bir güzergahtan başka bir yere gidecekti. Kayınpederine gittiği biliniyor. Ya da kayınpederinde o civarda birisi gördü diyelim. Yine ondan önce hareket edip oraya gidip pusu kurması lazım ama söylenen çay içti mi içmedi mi, çok kısa, evet, bir andan bahsediyoruz. Bir de Fatma Hanım'la Hasan Bey diyor ki motosikletle gidiyor. Çocuk da hiç babamı bırakmazdı. Aynen. Hazır dedesine de gidiyor. Niye dedesine giderken çocuğunu almadı yanına? İsrarla Suna Hanım, yani yengemiz diyelim. Suna Hanım ısrarla diyor ki hayır, sen gitmeyeceksin babanla. Yani çocuğu bırakmayan var özellikle. Evet. Evet. Çocuğu, evet, bırakmıyor yani. Annesi. Aslında çocuk ağlıyor, baba ben de gideceğim diye. Yani çünkü alıştığı için. Çok düşkün olduğu için hani babam da. Babasını seviyor, düşkün. Yani ki normal şartlarda da babasıyla, evet, giden, aynen, bir çocuk. Şimdi, evet, abim bir de hani hayvan sever olduğu için. İki tane hani kamera falan diyor ya, havliyat taktırmış yani hırsızlar amacıyla dışarıya. Ben yani onu gördüm bahçede. Çünkü cenazede de gördük. Bayramda gittiğimizde de gördük yani. İki tane. Çünkü tavşanlar var, tavukları var, kazları var. İşte alım satım yapıyor yani. Emekli olduğu için bir meşgale yani. Onu da yani hırsızlar gelmesin diye ona taktırmış. Yani Suna Hanım'ın da onu şey yapıyor. Ya şimdi bir insanın banyosuna, mahrem yerlerine hiç kimse koyar mı yani şey? Kamera. Evin, evet, içine konur mu? Konmaz. Kavluna korsun. İçeride takip edersin hırsız var mı yok mu diye. Eve mi konmuş kamera? İşte dışarıda, Suna Hanım ne bahçede diyor? Banyoda diyor. Gör, bir de yani banyoda izleniyoruz, bir dinleniyoruz ya diyor. Ben ha, çocuk, evet, öyle bir şey demedi diyor. Yani ben bunu anlatmaya şey yapıyorum. Anladım. Yani Suna Hanım yalan söylüyor. Peki. Suna Hanım da canlı yayınımızda Hatay'dan. Evet. Yanında Gökhan var. Gökhan günaydın. Suna Hanım günaydın. Günaydın. Şimdi günaydın yani, Müge Hanım. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Tabii farklı iddialar var. Suna Hanım yüzüm gözükmesin dedi. Suna Hanım neden yüzünü göstermiyorsunuz?
Evet, ben de buna katılıyorum. Neden yani yüzünü kapatıyorsun? Bir korkun mu var? Yüzüyle muhatap. Hayır. Bir korkun mu var? Yüzünü göstermesini istiyorum. Değilim ben. Konuştum. Sunay, korkun yoksa yüzünü göster. Bir şeyler saklamıyorsan yüzünü göster. Ben seninle muhatap değilim, tamam mı hanımefendi? Ben Müge Hanım'la muhatabım sadece. Ben kızı olarak erkek gibi çıkıp 70 milyonun içinde babamın katilini arıyorsam, sen yüzünü gizliyorsan demek ki sende bir problem var. Ben de istiyorum Sunay Hanım. Bak yenge diyordum ama bundan sonra Sunay Hanım diyorum sana. Yüzünü açman lazım, buraya gelmen lazım özellikle. Bir korkun var senin. Ben reklam peşinde değilim. Ben bildiklerimi... Biz reklam yapmıyoruz. Biz buraya. Artist de değiliz, şey de değiliz. Reklama gerek yok. Biz katilimizi istiyoruz. Canımızı, canımıza eşimi... can almışlar, biz onu istiyoruz. Madem sen ben hanımısın, sen niye hani bu kadar uğraşıyorsun? Evi direği yıkılmış. Ben evim direği yıkılmış üstümde. Evin direği yıkılmış, o zaman niye katil bulması saklıyorsun? Benim. Utanacak bir şey mi var senin? Siz değilsiniz. En önemli olan katil bulması kişi benim. Ben evim direği yıkılmaz. O zaman gelmen lazım buraya. Ben evim direği yıkılmasını hiç kimse... Televizyona her çıkan reklam için çıkmıyorsun. Yani televizyona çıkmak ayıp bir şey mi? Çok şükür herkes namusundan iş yapıyor burada. Katilini arıyor, sevdiklerini arıyor yani. Çok şükür. Tebrik ediyorum yani. Bu kanalı da, Müge Hanım'ı da. Sağ olsun, var olsun. Allah eksiklerini vermesin. Evet, devletimizi de vermesin başımıza eksikliğini. Avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Savcılarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen bu olayı hemen anında çıkartmalarını istiyoruz biz yani. Lütfen. Rica ediyorum devletimize. Evet. Sunay, sen böyle yaparak daha çok kendi üzerine şüpheleri çekiyorsun. Ben en önemli... Evet, ben de teşekkür ederim Müge Hanım'a, avukatlarına, Arif Bey'e, herkese, oradaki milyonlarca kişiye teşekkür ederim. Bize desteklediği için ben bildiklerimi, her şeyi kocamın arkasındayım. Ben kocamın davasını bırakmamışım. Ben sürekli mahkemeye oraya gidip öğreniyorum. Ne var, gelişme var mı, yok mu? Ben boşluğa bırakmamışım. İnşallah hayırlısıyla bulunurdur. Peki. O zaman şöyle başlayalım. Şimdi efendim, beyefendi öldürüldükten sonra birkaç iddia ortaya atılmış. Şimdi aile Sunay Hanım'la ilgili iddialarını söylediler. Dediler ki yani onun babasının evine gitti, o gönderdi. Eğer biri pusu kuracaksa o haber verebilir. Çıkışında da hayatım dönecek misin diye aramış. Yine dönüşünü o pusu kuranlara iletebilir. Bu birinci iddia. İkinci iddia aslında bir damattan bahsediliyor. Burada hani siz dile getirmediniz ama Gökhan orada araştırma yaparken buldu. Babanız kendi damadını ihbar etmiş. Uyuşturucu madde ekiyor diye. Ve damadın da ben senin ölümün benim ölümden olacak diye bir tehdidi olmuş dedikodusu. Müge Hanım 25 yıl öncesi. Ama yıllar geçmiş arada. 25 yıl olmuş mu? Yani 25 yıl demiyorlar. Daha kısa bir zamandan bahsediyorlar. Şimdi Sunay Hanım da dinliyor, o da cevap verir diye. Üçüncü bir iddiada yine Sunay Hanım'ın yeğeniyle ilgili. Babanızın Sunay Hanım'ın yeğeniyle biraz haddinden fazla görüştüğü ve bu ilginin Sunay Hanım tarafından kıskanıldığı şeklinde de bir başka iddia var. Biz aslında dün o hanımefendiyi bulduk, konuştuk. Bizimle röportaj yaptı. Ama sonra dün yayınlanmasın diye böyle bayağı bir tepkisi olunca iyi dedik, yayınlamayalım. O da diyor ki o benim babam gibiydi. Ve eşi olmadan da ne benimle konuşurdu, eşi olmadan ne ben onun evine giderdim, ne o benim evime gelirdi diyor. Kısacası da bu. Ama şimdi öncelikle tabii benim bu üç tane iddia var ortada. Üç dedikodu konuşuluyor. Öncelikle Sunay Hanım'a şunu soralım. Şimdi aileyi en çok şüphelendiren şey, oğlunuza banyo yaptırırken oğlunuzun size dönüp anne babamı sen mi öldürttün diye sorması. Bunu diğer üvey kızınız da dün yayına bağlandı ve ben kendi kulaklarımla duydum dedi. Ne diyeceksiniz bu konuda? Önce onu sorayım size. Öyle bir şey yoktur. O bir komple, bir iftiradır. Ben kocamı niye öldüreyim? Ben en çok seven kişi benim. Ben kocamın, şimdi çatım yıkıldı. Ben bak korkumdan bırakıp evimi, babamın evine geldi. Neden? Eşim olsaydı ben onun çatımın altında oturmuş olurdum. İnsan ister mi ki ne? Çatısını, yuvasını dağıtıp bırakıp korku içinde yaşasın. Babasının yanına gelsin.
Hiç kimse isteyemez değil mi? Ya ben bak korku içindeyim. Korktuğum için bıraktım geldim ailemin yanına. Siz neden korkuyorsunuz? Tabii ki ben bir kadın başındayım. Orada kocama komple kurallar bana da kurabilir. Hedef o ben olabilirim. Sunay öyle bir şey olsaydı gelip evin içinde vururlardı hepinizi. Giderlerdi. Niye uğraşsınlar ki? Hem diyor ki ne ben kocamı seviyorum diyor. Hem de yüzünü saklıyor. Hem de yani buraya gelmiyor yani. Bu ne demek yani? Cesaretin yok mu? Ne demek bu? Şimdi Allah için konuşun ya. Yani söyleyin yani doğru değil mi bu? Ne demek bu? Niye şimdi, yüzünü saklıyorsunuz? Şimdi Sunay Hanım aile fertleriniz şunu düşünüyor. Diyorlar ki eğer Sunay yüzünü gösterirse onunla ilgili telefon gelmesinden mi? Onunla ilgili bilgi aktarılmasından evet. mı evet. çekiniyor? Çünkü buraya hani biz bu konuları izleyicilerimizin sonuçta şahitlikleriyle aynen. çözüme ulaştırıyoruz evet. çoğu kez. Yani siz yüzünüzü saklayarak acaba başka illerden, başka semtlerden gelecek telefonları mı engellemeye çalışıyorsunuz? Aynen yani, öyle yapıyor. Kaynınızın ve kızınızın iddiası bu yönde. Aklımıza gelen budur Müge Hanım yani. Öyle bir şey yoktur. Ben sadece kendi nefsimle yüzüm görmesini şart bulmuyorum yani ben istemiyorum o kadar. Biz de bunu kabul etmiyoruz Müge Hanım. Güvenlik endişeniz kesinlikle. Mi var? Bir güvenlik endişeniz mi var? Yok. Bir şeyden de korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Evet. Yani güvenlik Sunay endişesi olamaz ki. Zaten ona pusu kuracak kadar aileye yakın takibi alan birisi. Zaten eşinin de yüzünü biliyor yani. Evet. Yani. Hani bunda bir güvenlik yani. Endişesi olamaz ki. Sonuçta zaten eğer aile hedef alındıysa hanımefendi de biliniyordur. Hani hanımefendinin bu tamam. anlamda bir güvenlik aynı endişesi olamaz. Gibi. Komple gelirler içeride vururlar, dararlar yani. Hepsini dararlar. Korkusuna Sunay gerek yok yani. Yani siz programa başlarken arkadaşımızla, muhabir arkadaşımızla röportaj için buluşurken diyelim ki kendi düşüncelerinize göre başınızı örttünüz ve yüzünüzü göstermeyi düşünmediniz. Ama şu anda bakın açıkça size karşı bir durum var. Yani deniyor ki mantıken de düşünüldüğü zaman yüzünüzü gizlemenin bir gereği yok. Siz evimin direği diye vasıflandırdığınız Cenab-ı Hak rahmet eylesin, rahmete giden eşinizin, amin. Çocuğunuzun, sağ babasının olsun, eğer kanının yerde kalmasını istemiyorsanız, eğer bu işte parmağı olan katil veya katillerin aranızda dolaşıp size bakıp sırıtmasını istemiyorsanız, adaletin tecellisini düşünüyorsanız ben yüzümü de açarım, ben televizyon kanalına da gelirim, ben elimden geldiği kadar rahmetli kocamın kanı için her türlü mücadelemi yaparım, beni kimse bu işten caydıramaz demen gerekmez mi Sunay Hanım? Ben kızıyım, delikanlı gibi bir çıktım dakika, ortaya. Tabii ki ben katil bulmasını biri istiyorum tabii ki. En çok isteyen kişi benim. Tabii ki dediğiniz katılıyorum. Teşekkür ederim. Bizim programın bizim zaten arzu ettiği de bu. Huzurda bulunan Fatma Hanım'ın ve Hasan Bey'in de kardeşinin de babasının. Yani aynı taraftasınız. Aynı taraf. Aynı taraftasınız. Aynı taraftasınız. İşte, yani aranızda bir hasım taraf yok. Bir taraf bu olayı yapan taraf, bir taraf mağdur taraf değil. Hepiniz mağdur taraftasınız. Hepiniz rahmetlinin kanının ortaya çıkmasına çalışıyorsunuz. Yani burada evet, aynen. Ben hocam. Yani özür dilerim. Ben de onların yerinde olsam Hasan Bey'in ve Fatma Hanım'ın ya Sunay Hanım Allah aşkına bırak şu çekingenliği. Gel burada el ele verelim. Belki beni gören iki tane şahit ortaya çıkacaksa seni gören de üç tane kişi telefonla bağlantı kuracak. Aydınlığa kavuşmasına, olayın açıklığa kavuşmasına yardımcı olacaksınız. Onun için bakın yanınızda çok tecrübeli bir muhabir arkadaşımız var Gökhan Bey. Size bir takım sorular soracak. Evet, bu sorulara rahat ederim. Cevap vereceksiniz. Evet. Yani lütfen bu suratınız, yüzünüzü açmanıza bir engel tanımayın. Yani şu anda deyin ki peki arkadaş ben yüzümü açıyorum ve ben kocam içinde rahmetli kocamın kanı içinde mücadele yapıyorum. Bunu yapın da burada sizi izleyenler
Hepsi yürekten alkışlasınlar. Bekliyorum bu hareketinizi. Efendim ben de işte biz de bunu bekliyoruz kendisinde. İstediğimiz bu. Suna Hanım bekliyoruz. Rahmi bu duydunuz, yer değiştirelim mi? Hadi Gökhan Bey. Bakın duydunuz Rahmi Bey'i de. Hadi gelin istiyorsanız bir yer değiştirelim. Alkışlıyoruz sizi Suna Hanım. Bunda çekilecek hiçbir şey yok. Alkışlıyoruz. Buyurun. Buyurun. Suna Hanım gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Şu hareketiniz dahi bana göre, pardon bir dakika, bana göre üzerinizdeki şüphelerin çoğunu dağıtmıştır. Çünkü siz de artık bu mağdur tarafın ben de içindeyim, ben de yanındayım, ben de kocanın kanının mücadelesindeyim dediniz. Teklifime de evet dediğiniz için aynen, teşekkür hocam. Ediyorum Suna Hanım. Buyurun, da, buyurun Gökhan Bey. Rica ederim hocam. Suna Hanım da çok güzelmiş maşallah. Suna Hanım teşekkür ediyoruz. Rahmi size de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Suna Hanım. Şimdi, rica ederim hocam. Sağ olun Müge Hanım. Siz üvey kızlarınızla aranızda bir problem var mıydı bu yıllar içinde? Yok Allah'a şükür. Hiç kimseyle programı yok. Anladım. Peki niye size iftira atıyorlar? Yani bu cinayet işlendikten sonra niye hedefteki isim siz oldunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi bilmiyorum. Ben bir silahımız vardı. Emniyet aldı. O mirasçılık oldu. Kızlarıma söyledim imza verir misiniz kızım dedi. Bir Fatma Hanım hayır veremem o benimdir. Benim olmasını istedi. Ben de kızım tabii ki orada. Dedim ki ne oğlu var oğluna olsun o. Artık işte öyle o yüzden kızdılar bana artık. Evde bir silah davasından mı araya kırgınlık girdi? Evet hocam. Ondan dolayı girdi. Peki şimdi Suna Hanım siz de gayet akıllı, aklı başında bir hanımefendisiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani teşekkür sizin evinizden çıkıp babanızın evine giderken yolda pusu kurulduysa bu insana. Demek ki sizin çok yakın çevrenizden birisi bu katil ya da katiller. Şimdi böyle bir pusu kurulma olayına kadar İnan gidildiyse ki, demek ki bir şey vardı. Yani eşiniz bir tehdit edilmiş olabilir. Bir olay yaşanır ki artık hani o olayın sonu en son pusu kurulup öldürülmeye kadar varsın. Evdeki olayı da sizden başka kimse bilemez. Bize yakın doğrudur ama kim ne yaptıysa bilmiyorum. Yine pusu kıran kişiyi de bilmiyorum. En kişi çıkmasını ben istiyorum tabii ki katilin kim olduğunu. Ama evde eşinizin bir sıkıntı yaşaması lazım, bir alacak verecek davası olması lazım ya da böyle bir aşk meşk davası olması lazım. İnsanlar yok. Niye öldürülür? Bizde yani ailede öyle bir şey yoktu. Bir de Fatma Hanım diyor ki ne? Oğlu ağladı da ben izin vermemişim. O nereden biliyor ben oğlumu yanında mıydı? Ben izin vermedim oğlumu. Evet, Fatma Hanım benim yanımda mıydı? Gördü mü ben söyledim öyle şeyleri? Yani diyor ki benim küçük oğlum babasına... İşte ben babasına, ona tepkiyim yani karşıyım. Babasına yanına göndermediğimi nereden biliyor Fatma Hanım? Sunay Hanım kendisi söylemiş zaten. Mehmet söyledi bize. Sunay Hanım kendisi söylemiş yani o gün gitmek istedi öyle ama... Öyle bir şey yoktur. Ben ne Mehmet'e söylemişim falan ne vardı. Fatma Hanım'a söylemişim. Göndermek istemedim zaten. Peki bu turşu bidonu götürme meselesi nereden çıktı Sunay Hanım? Kim dedi turşu bidonu götür ya da eşim Allah rahmet eylesin. Eşim Allah büyük rahmet eylesin. Cümleti milyonlarca kişinin orada ölmüşlerine rahmet diliyorum. Tabii ki eşimle otururken biriktirmiştik bir çuval pet şişeleri. Dedi ki ne kaynıma, kardeşimi aradı. Dedi ki ne İsmail bende var şişeler. Sana getirmek istiyorum müsait misin? Dedi tabii ki enişte getir evdeyim müsaitim. İşte öyle oldu, götürdü. Niye şişe götürüyor? Sizin aileniz turşucu mu? Turşucu değil de kardeşim arada bir yapıyordu. Ha, yani sizin eşiniz aradı kardeşinizle. Dedi ki ben şişe biriktirdim götüreyim. Evet. Götüreyim dedi. Sonra çıktı mı hemen Hanım, evden? Telefonda vardır. Anladım. Çıktı mı hemen Müge evden? Hanım, telefonda da vardır. Tamam. Efendim? Git hemen çıktı mı evden konuşur konuşmaz? Evet çıktı eşim yükledi poşetleri götürdü. Götürdü niye oğlunuz gitmedi bir babasıyla? Bir de diyor ki ne?
Niye olmuş? Geç saat olmuştu, gidemedi yani. Saat kaç ki? Kaçtı ki? 6 gibi ama. 6'ydı herhalde. 6. Anladım. O gitmek istemedi mi peki babasıyla? Okula gidiyordu ya. Dersi vardı, oturup dersiyle çalışıyordu. Anladım. O babasıyla gitmek istedi mi baba, ben de geleyim dedi mi? Yok yok demedi. Demedi. Bazen şöyle bir şey, çarşıya yahut da gezmeye gittiği zaman gidiyor tabii ki. Markete gittiği zaman. Anladım. Şimdi dersi olduğu için o zaman da o dakikada gitmedi. Yani okullar ayın kaçında açıldı? 23 Eylül'de daha okul başladı. Bir hafta falan mı olmuştu acaba? Ne? He? 17 evet, Eylül evet, ya ilk haftası. Hanım, öyleydi. Anladım. Hı-hı. Sonra gitti eşiniz. Ne kadar kaldı yani kayınbiraderinizin yanında? Ama kardeşinizin yanında? Bir saat kalmıştı. Bir saat. Sonra siz merak edip aramışsınız öyle mi? Evet. Hayır ben aramadım. Çünkü eşim geleceğini biliyordum yani. Yemek yapıyordum o saatlerde. Yemeği hazırlıyordum. Ama diyor ki Fatma Hanım aramıyorsunuz. Evet Sunay Hanım aramışsınız. Hatta en son konuşmam böyleydi dediniz. Ben aradım, nerede kaldığını sordum demişsin. Biz oradayken bize öyle söylemedin mi? Hayır öyle bir şey yoktur. Hayır öyle bir şey yoktur. Benim telefonlarım da bakabilirsiniz. Emniyette, polislerde saat kaçta aramışım, saat kaçta aramışım. Oradan alabilirsiniz Müge Hanım. Peki o arada babanızı ya da kardeşlerinizi aradınız mı? Evet, kardeşimi aradım. Beni aradılar, geldiler eve, söylediler eşin kaza geçirmiş, dediler vurulmuş. Ben de koşa koşa gittim, ambulansın içindeydi, bindim gittim hastaneye eşimle. Hayır hayır, eşiniz gittim bir oraya, saat hastaneye. Hayır hayır, eşiniz bir saat kaldı ya şimdi babanızın efendim evinde. Siz de yemek yapıyorsunuz. Evet, eşinizi aramadınız, kardeşiniz ya da evet, babanızı aradınız mı? Geliyor mu, nerede diye? Yok hayır öyle bir arama olmamıştır. Aramadım yani. Arama olmadı. Ama o bir saat yemek mi yemişler onlar orada? Bir saat. Yok. Yani şöyle. Yok bir çay içti geldi sadece. Bir çay içti. Çünkü şöyle iddialar da var. Aslında oraya turşu bidonu götürme için değil, ailenizle kavga etmek için gittiği yönünde de iddialar var. Yani orada konuşulan dedikodular arasında Gökhan daha iyi anlatır. Onlara kavga etmeye gitti. Sonradan da bir öfkeyle çıktı işte burada vuruldu diyenler de var. O yüzden söylüyorum. Öyle yoktur Müge Hanım. Telefonlarımız var bakabilirsiniz. Çevreye, emniyetten, polislerden alabilirsiniz. Bilgileri oradan alabilirsiniz. Arama yok, kavga yok. Gitti bir çay içti, çıktı geldi evine. Öyle evine gelirken öyle pusu kurmuşlar. Her kimse bulunmasını istiyorum. İyi de Sunay Hanımcığım. Yani şöyle bir şey var şimdi siz diyorsunuz ki her şey çok normaldi. Tehditimiz yok, para mevzumuz yok. Mesela size hemen onu da sorayım. Yok, bir de yeğeninizle aşk dedikodusuna karıştı adı falan diye de yine mahalleli konuşuyor. Hani az önce bahsettiğim hanımefendiyle. Tamam siz ona da hayır diyorsunuz. Peki kim pusu kuracak o zaman ona? Öyle bir şey olmuş yoktur olmalı yani. Hani bu kadar her şey süt liman yani olamaz ki. Ben bilmiyorum. Zaten ki bilseydi ben hemen iletirdim, bilirdim. Ben bilmek istiyorum kim yaptığını. Tamam ama bir telefonda kavgasını duyarsınız. O zaman bir tartışmasını duyarsınız. Evde bir streslidir. İnsanlar da durup dururken hemen kızdığı insana pusu kurup öldürmeye kalkmaz ki. Süre gelen bir problem olmalı. Ya madden ya manen. Yani bir problem olmalı ki evden bu adama birisi pusu kurmalı. İnan ki bilmiyorum. Ama 2 yıl önce bu Fatoş Hanım'ın eşi telefonla kocamdan para istedi. Eşim de vermedi. Tehdit etti eşime. Fatma Hanım'ın eşi mi? Telefonlar da vardır. Evet. Öyle bir şey mi oldu? O olay şöyle Müge Hanım. Benim 2. evliliğim. Eşim babamı aradı. Bana dedi ki hani dedi babayla kız arasında küslük mü olur dedi. Ben sizi barıştıracağım dedi. Babam numarası da yoktu. Hicran ablamı aradım, ondan aldık. Eşim aradı, merhaba merhaba. İşte dedi ben sizin damadınızım dedi, Fatoş'un eşi. Babam da affedersin ağzını bozdu. İşte dedi ben size kızımı verdim mi dedi, siz benim damadım oluyorsunuz dedi. Aramayın bir daha beni dedi. Benim öyle kızım da yok, damadım da yok dedi, telefonu kapattı. Bu ne zaman hani oluyor bir bu daha, konuşma? 1,5 sene falan oldu. Hı. Babanızın eşinizi istememe nedeni neydi? Benim 2. eşim babamın evlendiğimden haberi yok.
babanızdan habersiz evlendi. Evet, ikinci eşim severek evlendi. İkinci eşim. Evet. Yani bir para mevzusu yok. Ya arada ama bir şey olmalı sonuçta. Vardır, anlaşamamışsınız, vardır. Ayrılmışsınız. Bir ikinci yok, babamla evlilik ben zaten yapmak kendi doğal hakkını. Babamla ben zaten görüşmüyordum. Boşanınca evet. Baba görüşmemiş zaten. Biz görüşmüyorduk zaten. Boşandığınız için aslında kızgın. O başka bir mevzular başka var. Onlardan yani babayla dolayı kız arasındaki olay. Damatla evet ilgili bir şey durum yok. Yani damatla alakalı bir şey yok. Eşim evet arıyor sadece barıştırma damat, niyetiyle. Damat diyelim ki 1,5-2 yıl önce açtı. Bir tartıştılar. Hadi tehdit de etti. Ben de sana şunu yaparım. Sen benim karımı üzüyorsun dedi. Nereden bilecek gece akşamın altısına bunu birdenbire kayınbiraderine turşu bidonu götürmek istediğini? Ya sizin evinizin içini ben bilen biri. O yaptı diyemiyorum. Ben ama Sunay Hanımcığım şey duyduğumu söylüyorum sadece. Tamam bakın şimdi siz de bir evladınızla efendim baba evine sığındım diyorsunuz. Ben sizin lehinize bir şey söylüyorum. Ya sizin evinizden biri gidip işte turşu bidonu götüreceğini bilen biri ya da babanızın evinden biri oraya geldi tekrar geri döneceğini bilen biri. Yani çok yakın bir aile efradından bahsediyoruz. Sunay Hanım zaten o gün de düğün günüydü. Yani mahallede de hiç kimse yok. Yani o güzel bir ortam yakalanmış. Bakın kardeşi haberi oluyor babamın oraya gideceğini ve oradan çıkacağını da zaten biliyorlar. Yani sizden başka kimse bilmiyor Sunay. Mahallede herkes düğünde. Nereden biliyorsun kızım? Sen söylemedin mi şimdi İsmail'i arıyor. İsmail'e diyor ki ne geliyorum müsait misin diye. Bundan İsmail'in haberi var. Geri çıkışında zaten oradalar çıkıyor. Mahalle düğünde mahallede hiç kimse yok. O kadar... O kadar kolay değil kızım. Pusu kuran kişi çok var olabilir yani. İnsanı öldüreceği zaman da kimseye danışmaz. Ne zaman gelir ne zaman gider. Ama nereden bilecek ama gittiğini? İşine giderken değil ki bu. Gece otururken turşu bidonu vermek istemiş. Şimdi nereden bilecek ona pusu kuran kişi o turşu bidonunu götüreceğini? Bilmiyorum ki yani ben nereden bileyim? Tamam işte bir ben de sizin var ki de anladım takip etmiş olabilir ne bileyim. Anladım ama işte ya sizin evet mahallenizden biri çıkarken takip etti oraya gideceğini gördü peşinden takip etti. Yani ya sizin mahallenizden biri ya babanızın mahallesinden biri. Hani üçüncü bir seçenek yok ki zaten. Ya bizim mahallede o gün düğünde olduğuna göre. İşte bilmiyorum Müge Hanım. Hangi mahalle düğünde? Babamın olduğu mahalle düğünde. Bulursunuz. Bizim siz niye düğüne gitmediniz? Davetli olan da olmayan da gider hani uzaktan seyreder. Siz niye düğüne gitmediniz? Biz mi? Ha? Biz de davetli değiliz Müge Hanım. Davetli değiliz Müge Hanım. Düğün olduğunu da bilmiyorduk zaten. Ben bilmiyordum yani. Davetli değildiniz. Konuşmadığınız birileriydi. Geldikten sonra eşim oldu. Düğün olduğunu mu bilmiyormuş? Düğün olduğunu bilmiyormuş. Davetli değildik diyor. Hayret ya bizim orası davet edilsen de edemezsen de gider uzaktan da seyrederler. Hani sokak düğünü oluyor o. Müge Hanım. Yani mahallede düğün olup da nasıl bilmez? Efendi olasın. Ben eşim öldükten sonra mahallede düğün olduğunu öğrendim. Düğün neredeydi o gün ki? Yani düğün olduğunu asla ve asla bilgim yoktur. Yok muydu böyle bir ses düğünden falan gelen? Düğün çarşıda uzak bizden Müge Hanım. Sizden uzak siz de o yüzden gitmediniz. Uzak diye ne değil, davetli değiliz. Yürüyerek haberimiz yoktur yani o gün kaç düğün olacağını. Çarşına kadar yürüyerek. Yani bir çalgı çengi de duymadınız yani. 10 dakika yürüyerek gidip gelebilirsiniz. 15-20 dakika ya süreyi normal yürürsen. Siz de her şeyi 15-20 dakika diyorsunuz ya. Yakın yok, ama mesafe mahalle küçük bir mahalle. Çarşı, o kadar aşırı büyük mahalle değil. Mahallenin evlerinin arası 15-20 dakika. Çünkü ben yeğenimle el ele tutuşup geldiğimde 15-20 dakika sürmedi yani eve yetiştik. Anladım yani. Ne bileyim ya yani 20 dakika yürümek de bayağı bir mesafe geliyor bana yani. Hayır dakika... yavaş yavaş gittiğin anda bile. Anladım. Peki Sunay Hanım, şimdi sizin yeğeniniz sürekli eşinizle görüşüyormuş efendim ve sizin de bunu kıskandığınız söyleniyor. Sizin yeğeniniz gerçekten öyle bir şey yoktur günde Müge 5 kere falan arıyor muydu eşinizi? Hayır, telefonlarına bakabilirsiniz Müge Hanım. Öyle bir şey asla ve asla yoktur. Eşim beni severdi. Herhangi ne istediklerimi sürekli alır getirirdi. Niye kıskanayım ben 15-16 yıl evliyim eşimle? Neden öyle bir şey yapayım? Eşimi seviyordum, sayıyordum. Nasıl böyle kim ister ki ne eşini öldürsün? Tamam o zaman ölmedi bu adam. Yoktur, bir şey içinde yoktur yaşıyoruz, bir rüya içinde falan yaşıyoruz. İyi de öldürülmüş işte yani bir sıkıntısı var adamın. Yani bir sıkıntı olmuş. Şimdi ya bir arkadaşıyla eşim mahallede... Eşim asla böyle bir şey anlatmazdı yani. Ama siz evde hissedersiniz anlatmasa da.
Yani bir tehdidi, ne bileyim, gece uyku uyumaz, kalkar bir öfkelenir, tedirgin olur, beni öldürecekler der. Oğlu kızı bilmeyebilir. Ah, öyle bir şey söyleme diye şimdi. Kardeşi bilmeyebilir, bakın. Oğlu, kızı, kardeşi bunları bilmeyebilir. Ev dışında yaşayan biri bunları bilmeyebilir. Ama ev içinde birlikte yaşadığı hayat arkadaşının bunu bilmemesi mümkün değildir. Çünkü en azından size açıklamasa bile son dönemde daha durgun olur, daha sinirli olur. Bir şekilde onun ruhsal durumuna yansır ve bu da sizin ilginizi çekerek sorarsınız. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı ev içinde? Yok Allah'a şükür öyle bir şey yaşamadık. Çünkü eşim de çıkar söyler, hanım ben çarşıya çıkıyorum. Gider köyleri hepsini gezer, tavuk satıyorduk. İşte tavukları toplamaya gittim derdi bana. Dedim sen hani çarşıdaydın, başka yerdesin, çıkıyorsun aradığımda bazı günlerde. Diyor hanım ben tavuk almaya gittim, işte aradılar beni öyle o. Hocam. Peki Sunay Hanım, her şey bu kadar düzgün giderken mutlu bir aile tablosu, mutlu bir evlilik, her şey yolunda, ekonomik olarak yolunda, mutluluk anlamında yolunda, sevdiği bir çocuğu var, ona çok düşkün, onunla ilişkisi çok güzel. Ne oldu da bir başkasının hani bu kadar pusu kuracak ve öldürecek kadar kinlendi de öldürdü eşinizi? Bu gerçekten çok kaygı verici bir şey. Bilmiyorum hocam. Ya Sunay bilmiyorum değil ya. Bilmiyorum ya insan yani, yanında yattığı eşinin, beraber yaşadığı eşinin ne olduğunu, ne yaptığını bilmez mi ya? Bak ben İstanbul'dayım, eşim nerede, ne yapıyor hepsini biliyorum. Tabii ki biliyorsun, senin eşin tabii ki sana söylüyor. Benim eşim ne derdi derdi hanım. Bu tavuklarına bak, sen yemeği yap, ben geliyorum. Paylaşmazdı, diş hayatını benimle paylaşmazdı eşim. Benim babam yaptı, söylediği, gittiği her yeri herkese söyler. Yemek istiyorsun. Yedi düven duyuyor benim babam. Nerede olduğunu, ne yaptığını, kime ne verdiğini herkes bilir. Geçeceksin bunları Sunay. Bilmiyorum diyerekten olmuyor Sunay. Ne biliyorsan açık açık söyleyeceksin. Benim... Orada iftira ediyorlar diyerekten durmayacaksın. Beni... İftira atıyorsunuz kızım. Bu da çıkacak yakında. Ben duacıyım. Eminim çıkacağını. Ben de size tazminat davasını açacağım. Bunu bilin. Aç elinden gelen ardına koyma. Şimdi de. Elinden gelen ardına koyma. Şimdiden ben siz de az önce size. Fatma Hanım'ın eşinin tehdit ettiğini söylediniz. Evet. Yani. Yani. O da ispatın var mı? Şartlar eşit bu durumda. Suna Hanım. Bir aileyi kurban ettiler. Efendim. İkinci aile de benim. Beni de kurban etsinler. Bu katil çıkacak. Ne pahasına olursa olsun. Böyle bilmiyorum. Haberin yok mu gibisine bu cümleleri bitirin artık. Yeter. Yeter. Sunay niye bu kadar rahatsın? Bak kardeşim. Niye bu kadar rahatsın? Cenazede de rahattın. Hastanede de rahattın. Babamın cenazesi morgda beklerken sen yatak odasına girip ekmek sarıp dürüm yapmış yiyordun be. Ne? Ekmeğin arasına peynir sarmış, yatak odasına girmiş, orada onu yiyordu. Babamın cenazesi hastanedeydi daha. Benim eşime Allah göstermesin, eşime bir şey olacak, şuram tüyümlenir ya, ben bir şey yiyemem. Bakalım ya. Bakalım bir cevap versin Sunan Hanım. Kızım, Fatma Hanım'ın söylediğine ne diyorsunuz Sunan Hanım? Ben sorguda. Diyorum ki yine hocam, ben sorgudaydım. Ben 3 aydan beri sorguya gidip geliyorum. Bunu sorabilirsiniz. Ben 3 aydan beri yemek yememişim. Bayılmışım orada. Polislerde, emniyette bayılmışım 3 kere. Ben yemek yemiş değilim hocam. Bu yalan, iftira. Niye emniyette bayıldınız? Niye emniyette 3 kere bayıldınız? Ben şekerim var hocam. Ben sabahtan akşama kadar sorgudayım. Bayılıyorum. Aç kalınca hemen ya şekerim çıkıyor ya iniyor hocam. Peki. Pardon Müge Hanım. Anladım. O yüzden bayıldınız. Evet Müge Hanım. Anladım. Yani cenazedeyken de işte eşiniz hastanedeyken de şekeriniz var diye mi peynir ekmek yediniz hemen şeker düşmesin diye? Müge Hanım yatak odasına ben girmiş, kapının arkasında Müge oturmuş ekmeğin arasına peynir sarmış yiyordu ya. Kim gördü? Ben gördüm. Yemedim diyor. Öyle, ya ben şey gördüm. Yoktur. Söyle. Yeğenim de oradaydı. Sevda da yanındaydı. Yeğenim de yanındaydı. Ekmeğin arasına peyniri sarmış yiyor. Benim kocama bir şey olacak. Ya ben ölürüm, dünyayı yıkarım ya.
Sen de bir rahatlık var Sunay. Öyle bir şey yoktur Müge Hanım. Çok rahatsın. Onun için ama... evimi huzursuz oldu da bıraktım geldim babam evime. Huzurlu olsaydım evimde kalırdım. Huzurlu değilim ben. Hayatımda endişeliyim. Neden ya endişelisiniz? Demek bir şey biliyorsunuz, birilerini tanıyorsunuz ki endişeliyim diyorsun hayatımdan. Suna Hanım. Yani birilerinden şüphelenmişsiniz. Eşimi vuran kişi beni de vurabilir diyene. Suna 70 milyon izliyor. Bütün dünya izliyor bizi şu anda. Bizim de hayatımızdan o zaman endişe edelim. Biz korkmuyoruz. Hayır bir dakika, endişe etmeniz için neyiniz var sizin? Bir davanız yani, mı var ailece? Yani. Düşmanımız yok Müge Hanım. Bir şeyimiz biz yok. Biz hiç endişe biliyoruz. Duymuyoruz. Kimseden kendimize de korkmuyoruz. Kendimize inanıyorsak, Allah'a inanıyorsak düşmanımız yok. Ufak tefek komşularla buna kaşa yaparsın yani, bu can alacak kadar. Yani canı insan olamaz ki hocam. Şimdi bu tarz cinayetlerin iki sebebi oluyor arkadaşlar. Ya bir alacak verecek davası oluyor ki, alacak verecek davasında da ben pusu kurulduğunu hiç görmedim. Evet. Çünkü alacak verecek davasında insanlar karşı karşıya geliyor. Paramı ver, paramı öde. Hesaplaşmak hani vermedi. İçin. Evet, o sırada hiç pusu kurulduğunu görmedim. Bunun altında başka bir şey var. Bu para mevzusu değil. Bu başka bir konu. Evet. Burada Ali Bey bir şey yapmış birine. Ya sizinle ilgili, ya sizden mesela boşanacağını mı söylüyor? Ya birinin yine bir karısı kızıyla ilgili bir mevzu mudur, nedir falan. Kıskançlık. Bu artık hani hiç bu kavgalarla gündeme de gelmeden pusu kurayım, öldüreyim, canını bitireyim. Yani işini bitireyim davası İntikam bu. İntikam alma aslında kökende evet. Yatan bir şekilde bir kinlenip. Evet. Bir intikam alma duygusu var. Yani burada var. Para mevzusu böyle yok olmaz. Yok etme, yok etme. İntikamdan ziyade yok etme. Evet. Ortadan İntikamla kaldırın. Yok etme. Ama kavga edilmeyecek, etrafta duymayacak. Kalkması. Yani hani bu neden cinayetin işlendiğini etrafta da bunun dedikodusu yapılmasın. Evet. Evet. O da örtbas edilsin. Bir anda ortadan evet. Kaldıralım cinayeti evet. Bu. Evet. Eğer altından çok farklı bir şey çıkmazsa. Bir şey olmuş. Birine sizin kocanız bir şey yapmış. Ya size ya başka bir kadına bence. Ve işte bu olaydan dolayı işini eğer bitirmişler. Ortada başka ben bir kadın şey, varsa, bir bu kadın ediyorum. Meselesini Sunay Hanım duyduysa, tabii bir eş olarak kıskançlıktan dolayı bir takım tepkiler de göstermiş olabilir. Eşinizin ama kıskandığı kocasını öldürtmez yani. Mi, Sunay Hanım? Yani kıskan başka bir olan, hanımla olan merhabası, ilgisi abi. Sizi kulağınıza geldi mi hiç? Efendim? Sunay Hanım, rahmetli eşinizin hayatında son zamanlarda başka bir hanımın olduğuna dair, yani rahmetlinin başka bir hanımla, bir kadınla münasebette bulunduğuna dair kulağınıza herhangi bir bilgi, herhangi bir haber gelmiş miydi? Öğrenmiş miydiniz böyle bir durumu? Bir bayan vardı, sadece bir şeyler istiyordu, gidip getiriyordu sebze falan. He. Akrabamız yani. İşte o yeğeniniz. Kim o kişi? Yani o bayanın kim olduğunu hayır, biliyorsunuz. Hayır Elhan'ım benim... evet. Yeğeniniz tamam, peki bunun kıskançlık ama mevzusu... Ama herhangi bir münasebetsizlik bir şey yoktur. Hayır siz buna müsaade ediyor muydunuz öyle yoksa... Öyle bir şey yoktur, hayır. Yani aranızda bir kıskançlık davasına dönüşüyor muydu bu konu? Yok yok hayır. Yok. Peki eşiniz sizi kıskanır mıydı? Tabii ki kıskanırdı. Eşim sizi tabii ki kıskanırdı. Seviyor, seven kişi kıskanır. Ben yani hani çok ona bir şey sorabilir miyim yani müsaadenseniz? Çok... Şimdi Fatma Hanım. Ama şu kıskançlık meselesiyle ilgili mi konuşuyorsunuz hocam? Efendim? Yani şu kıskançlık meselesi üzerinden. Yani bununla, size eşiniz... Bununla ilgili konuşacağım. Heh, heh. Konuyu yani değiştirmeyeceğim. Yani neye kıskanıyordu? Hayır hayır. Benim soracağım şey şu. Bu Suna Hanım'ın ilk evliliği mi babanız? Yok babamın üçüncü eşi oluyor. Yani hayır evet. Sunay Hanım'ın. Sunay Hanım bilmiyorum. Hocam sorun. Kendisine soracaksınız onu. Biz hani... onu bilmiyoruz. Sunay Hanım özür dilerim bir sorun var efendim size. Efendim hocam. Bu o, rahmetli buyurunuz. Beyefendinin siz üçüncü eşisiniz. Bunu anladım. Peki sizin kaçıncı evliliğiniz beyefendi? İlk evliliğim hocam. Daha önce hiç evlenmediniz mi? Yok hocam hayır. Evlenmedi. Küçük de çocuğu var. Resmi evlilik evet. Yok.
Çok da güzel bir hanımefendisiniz. Yani sizi neden kıskanıyordu? Hani giyiminizi, kuşamanızı mı, dışarı çıkmanızı teşekkür mı? Teşekkür ederim Müge Hanım. Yok, beraber giderdik, beraber gelirdik. Yani neyi kıskanıyordu? Yok. Yok. Birinden mi kıskanıyordu mesela? Yok yok, öyle bir şey yoktur. Yani mesela şöyle bir şey... Çıkarız, geliriz, sağa sola bakma derdi, Allah rahmet eylesin. İşte öyle sadece. Ne der mi? Sağa sola bakma. Ha, sağa evet, sola bakma. Kıskanır, yani. Hak veriyorum, Allah rahmet eylesin. Ha, seven kıskanır, hak veriyorum, Allah rahmet eylesin. O zaman siz de onu biraz kıskanıyordunuz doğal olarak. Hani sevgi varsa aranızda, sizin mantık diziliminizden gidiyorum. Değil mi ara sıra? Evet hocam, o tabii ki. O zaman kıskanıyordunuz. Neydi bu kıskançlık konuları ki. Şimdi açıkçası... Seven kıskanır hocam, seven tabii, kıskanır. Ama bir başka kadına da, aileden bir başka kadına da biraz fazla ilgi gösterdiği çevre tarafından da söyleniyor Sunay Hanım. Bu yeğeniniz diye tanımlanıyor. Bu dedikodudur hocam, öyle bir şey yok. Ama şimdi aileden, siz de söylediniz. Yerinde. Dediniz ki ona da işte yiyecek alırdı, götürürdü. Ona da ihtiyaçlarını karşılardı. Şimdi bu tabii çok alışkın olmadığımız da bir şey. Muhtemelen yeniniz de genç ben biri. Ben kıskanılmak istemem yani. Kimse beni kıskanamaz yani. Hiç öyle bir had vermem kimseye. Tabii ama, ki. Ama mesela ben öyle günde 5 kişi arıyorsa, benim kocam birine yemek memek götürüyorsa onu paralarım yani. Ne münasebet. Hah. İşte, yani, ya zaten bunun kavgasını yapmışlar Sunay Hanım. Şimdi yani hani ona da müsaade de et. Ya buna hiçbir kadın yani bence müsaade etmez yani. Yani onun ihtiyaçlarını bir başka adam karşılasın. Ha, çok sıkıntısı vardır. Ne bir kerelik, iki kerelik yemek bir değil, yardım olur değil. Ama. Müge Hanım zaten bunun tartışmasını yapmışlar. Yemek işte Sunay değil. Hanım işte niye gidip geliyorsun, sana ne, seni ne ilgilendiriyor falan gibisine. Tartışma yaşamış zaten babamla. Bir de evine kim gidip söyledi yalnız size bunu? Gitmesi ya. Size bunu kim söyledi? Aslında herkes her şeyi biliyor sizin evinizle ilgili de kim söylüyor ben anlamadım. Bunu ablam söylüyor. Hangi ablanız? Ablam görüştüğü için biliyor. Makbule ablam. He, Makbule ablanıza mı söylemiş evet. Bunu? Evet. Ya ablası da yanımda da onun için. Tartıştınız mı hiç Makbule Hanım'ın bizim yanında? Bizim hayatımla beraber yaşıyor. Yok öyle bir şey yoktur Müge Hanım. Tartışmadım kimseyle. Makbule Hanım hattaydı ama Makbule Hanım... Makbule Hanım. Alo. He, Makbule Hanım günaydın. Efendim? Bu tartışma yaşandı mı? Ya evet yaşanmış. Şey polis de geldi söyledi zaten. Bu Emel Hanım kim dedi, teyzesinin kızı. He. İşte bu kim dedi, neden eşiniz günde 5 defa arıyor filan. İşte. He, polis sordu size niye günde 5 defa arıyor babanız diye. Sunay'a sordu. Sunay'a bu telefonda kayıtlı dedi. Günde 3 defa 5 defa aramış. E Sunay Hanım az önce aramadık. Telefon kayıtlarına bakılsın dediniz. Ama bakılmış. Polis dedi ki Ali Güneş'in telefonunda kayıtlı. Günde 3 defa 5 defa Emel'le görüşmüş dedi. Kim bu bayan dedi yani. O yeğenimle dediniz. He. Dediniz ki ne yeğenimle arıyor konuşuyor. Hayır yeğenimle değil o. Teyzemin torunu. O aramış olabilir telefonla. Onu bilmiyorum. Öğrendiniz. Siz dediniz yeğenimle. Hayır, yeğenimle öyle bir şey yoktur. 15 milyar para vermiş Adana'daki ablasının kızına. Para konusu Adana'daki ablasının kızı. Ama gidip gelen de Emel. Teyzesinin kızı. Yani normal mi teyzenizin İki kızıyla eşinizin yani. Böyle günde 3-5 kere konuşması? Bilemediğim için aile ortamınızı. O yüzden soruyorum. Hatta 3 kişi var. İşte telefonla görüşmüş olabilir yani. Ben telefonla eşimi sürekli kontrol edemiyorum ki ne. Evlendikten sonra öyle ortaya çıktı. Polisler dedi ki ne bu aramış bu bayan eşini. Dedim ki inan ki benim haberim yok öyle şeyde. Sonra ne dedin Emel'e? Benim haberim yok ki ne her dakika koşayım telefonu kontrol. Anladım sonra Emel'e dedin mi efendim? Sen niye benim kocamı arıyorsun? Evet dedim. Dedi ki yine ben senin telefona ulaşmadığım için eşini aradım. Peki. Efendim insanlar geçti. Durup dururken pusu kurulup da bir cinayete kurban gitmezler. Ben bekliyorum Sunay Hanım'ı da buraya. Çünkü Sunay Hanım da aslında şu anlamda tehlikede. Hem bir çocuğu var hem baba evine sığınmış. Ve çok yakın
çevreden bu cinayet işlenmiş. Belki çok yakınınız. Evet. Yani ya mahalleden ya onların ya sizin mahalleden birisi işlemiş bu cinayeti belli ki ama neden? Aklıma bir şey geldi. Kevriye unuturmamana bir ara verelim. Reklamlardan sonra veda edeceğiz.